omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Ne bunlar? Seninle ikinci evliliğimiz bir anlaşma için olmuştu. Üçüncüsü de öyle olabilir. Ne dersin Savaş? Ne içtin derim Nihal. Hadi lafa gel. Bu zarfta Amerika'ya tek yön 3 kişilik bilet var. Sen, ben ve oğlumuz için. Sen delirmişsin Ece, gidiyorum hemen. Bu zarfta da Filiz'i 20 yıl hapiste yatıracak belgeler var. Ne saçmalıyorsun Nihal'cığım? Ne saçmalıyorsun? Dikkatini çekebildiğime sevindim. Seç birini Savaş. Ya şu oyunları falan bırak, bir adam gibi ne istiyorsun ona söyler misin bana? Ah burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Filiz Hanım'ın test sonuçları çıktı. Ah eyvallah, sağ ol. Tamam. Tamam ben gelirim senin yanına. Hoşça kal. Tamam. Umarım sevginin ciddi bir şeyi yoktur. Ölmesini istemem, hapis yatması yeter. Saçma sapan konuşma, manyak manyak konuşmaya başladın yine. Bak, al şimdi bu kağıtları. Amerika'ya mı gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Al bunları, benim kağıt parçalarıyla korkutamazsın. Tamam mı? Ben Filiz'le beraberim ve asla ayrılmayacağım ondan. Tamam mı? Filiz'e zarar verecek tek bir hareket daha yaparsan, sana söz veriyorum. Bak, çocuğumun annesi demen, tamam mı? Dünyayı dar ederim sana. Hele bir yap bakalım o ağzını, gürcü ben nasıl görüyorum, gör. Sen galiba olayın ciddiyetini pek anlayamadın Savaş. Sen bunları bir incele, sonra konuşuruz. Geçmiş olsun. Nerede kaldı Barış ya, ha? Kim? Test sonuçlarını alacaktı. Kötü bir şey mi çıktı acaba? Aman Allah korusun. Yok canım, sen de... Aha Barış arıyor. Ha? Ha, alo, ne yaptın Barış? Tamam, tamam. Geçmiş olsun diyor. Bir şey yokmuş ya, işte mikrop kapmışsın. Vücudunda enfeksiyon varmış. Ondan sonra kansızlıkla falan birleşince öyle olmuş yani. Hmm. Tamam. He? Şimdi sen domuz gibiymişsin. Ölecek miymişsin? Tependeyim, merak etme. Tamam, tamam. Tamamdır. Bugün buradaymıştım. Bir iki gün dinlensin diyor. İşte iğne miğne toparlar kendini, birkaç gün ayaklanır. Bir şey yokmuş. Ya tamam ya, niye burada kalıyormuşum ki o zaman hastanede? Ne gerek var? Neredeymiş o? Sen neredesin? Lan Siyah abi, hepimiz mi? Tamam, tamam. Tamam, hadi eyvallah. Ya işte bulaşıcıymış bu. Hepimizin test yapması gerekiyormuş. Yani mikrop aldıysak işte ilaç verecekler önden. Ha iyi, tamam, tamam. Doğru.
Hadi kalkın talimi hepiniz ne yaptırıyorsunuz? Baba hadi. Ya yok ya, ben hayatta öyle bir şey yaptırmam ya. Bana ne ya? Test mes ya. Mikrop ne? Mikrobun hası benim. Hadi o başka hadi. Öyle bir şey yok be baba. Hadi gidiyoruz. Ya bir gidin ya manyak. Ya manyak ben. Ya hatunu bulacağım ben ya. Şşş. Ben hiç değilse kızı yalnız ya, bırakma seni. Ya bir şey olsun. Gel. Hoş geldiniz Nihal Hanım. Hoş buldum. Neredeymiş benim oğlum? Buradayım. Oh, oh, aferin. Annen sana bir sürprizi var. Ne söz vermişti anne sana? Evet, babamı geri getirecektin. Evet, babanı geri getirecektim. Anne sözünü tuttu işte. Babanı geri getirdi. Tekrar üçümüz birlikte yaşayacağız biliyor musun? Gerçekten mi? Evet, gerçekten anneciğim. Hatta biz yepyeni bir yere taşınacağız. Çok güzel bir evimiz olacak. Üçümüz birlikte yaşayacağız. Yarın olunca gideceğiz. Onun için biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Baba gelene kadar eşyalarımızı toplayalım. Hazır bekleyelim babayı. Tamam? Tamam. Tamam. Hadi koş bakalım. Koş, koş, koş. Ne oldu oğlum biz? Burada mı test yapacağız? Doluştuk buraya. Yok yok, öyle bir şey değil o. Yani bulaşıcı değilmiş. Merak edecek bir şey yok. Ben başka bir şey söylemek için çağırdım sizi. Böyle daha Barış. Önemli bir mevzu var. Barış. Bak sen bize yalan falan söylemedin değil mi? Ciddi bir şey yok yani ablam. Ablam ölmez mi? Hayır hayır canım, bir şey olmayacak, merak etmeyin siz. Uf. Ya enfeksiyonu kansızlıkla birleşince ağır bir duruma gelmiş. Onluk bir durum yok, çözülecek, merak etmeyin. Başka bir durum var. Ne? Ne var? Ne oldu? Siz bana yardım etmezseniz eğer Filiz'in hapse girme olasılığı var. Ne diyorsun? Yine ya. Ne diyorsun sen ha? Ya? Nihal. Nihal başına çorap örmüş Filiz'in yine. Ya yeter artık be kardeşim. Sen ne mi uğraşacaksın ha? Yeter artık vallahi, yemin ediyorum ha. Ya bıktım ben bu işten. Her seferinde mesele çıkartıyorsun ya. Rahmet. Yeter artık be kardeşim. Ne yayın? Neyi duracağım abi? Şöyle oluyor abi. Şu Filiz'in imzalı dosyada bir ton iş akdi var. Eğer... Ay bu atölyeye gelen kağıtlar sürekli imzalattılar kıza. İşte şeyim, Sadri Bey ne? Evet evet. Nitelikli dolandırıcılıkla suçlanabilir. Hadi be. Ben size 50 kere demedim mi? 100 kere söyledim hepinize. Hiçbiriniz beni dinlemediniz. Basın. Ne oluyor lan? 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 Sana sana kırdım. Benim verdiğim var lan. Sen kulağımızın lan. Ne yaptın beni? Ben sana ne söyledim Barış? Ben sana ne söyledim? Bir daha ablama isteyerek, istemeyerek bir şey olsun diye falan ablamı üzersen silerim dedim oğlum seni. Tamam oğlum. Birader ezilip üzülüm. Görmüyorsun sen. Benim yalnız. Gönder geldi. Bilmeden tamam, bir oğlum ben nereden bileyim? Ben böyle bir şey yapacağım. Tahmin eder miydim abi? Allah Allah. Nerede bu adam ya? Özür dilerim. Geçmiş olsun. Ay Fikri neredesin? Burada da yok. Ay deli olacağım. Ay ben güzelim kısmeti teptim. Aa ne oluyor burada ya? Aa. Tanıştırayım bak, kavga ediyorlar, çok eğlenceli. Bunlar benim faydasızlar. Bunların hepsi şu Karaçalı. Şunlar da Tufi ile karısı kahveci, o da benim gelin. Bu artist de benim damat. Gel gel, kavga ediyorlar, çok komik, gel gel. Güzel, sen kredi bizimkiler oğlum bende. Günahımız ne, bizim günahımız ne abi? Oğlum ne komik dayandı bir şey. İsterim lan seni. Çok özür dilerim sizden. Ben şunu bir öldürmem. Oğlum, bırak uçak. Sen mi sağlamıyorsun? Ya, bana bak, Filiz'i bir kurtaralım abicim ilk önce. Anladın mı? Ondan sonra bana ne yapmak istiyorsunuz yaparsınız, tamam mı? Beni öldürüp bir yere varamayacak mı mevzuda? Kurtaralım. Hadi, ne yapacağız? Peki abicim. Ne istiyor peki bu kız? Ha? Ne istiyor bu senin karın? Ablamı hapse atınca ne olacak? İntikam mı alacakmış yani? İşin komik tarafı da o abi. Bırakacakmayacağım ben Filiz'i. Sizi bırakacakmışım. Amerika'ya onunla birlikte yerleşeyim. Çocuğu falan alıp. Hadi abicim. Hadi abicim. Git Filiz kurtulacaksa git Amerika'ya, tamam mı? Git. Aklında hiçbir soru işareti olmasın abi, tamam mı? Hiçbir soru işareti olmasın. Yapılacak şeyi ben sana söylüyorum. Alacaksın ruh hastası manyak karını. Gideceksin Amerika'ya. Orada kalacaksın, tamam mı? Vay anasını satayım be. Gideyim öyle mi Hikmet? Benim böyle bir manyağa çatmak planlarının arasında mıydı biraderim? Ha? Ben ister miyim de öyle olsun? Heh. Benim her şeyimi biliyorsunuz. Anamı babamı nasıl manyaklar arasından geldim bilmiyor musunuz? Heh. Ben aileyi size tattım oğlum. Ben ister miyim böyle olması? Benim yüzümden başınıza böyle şeyler gelmesini ister miyim ben? Şimdi bir karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Benimle misiniz, değil misiniz?
Eğer benimleyseniz Filiz'i bu işe bulaştırmadan kurtarırız. Tamam mı? Eğer değilseniz yine söyleyin. Ben gideyim gene bildiğimi okuyayım. Ne yapmak istiyorsunuz yapın bana. Şimdi düşünün abi. Tamam mı? Düşünün, ben gidiyorum. Filiz'in yanındayım. Hadi. Nasıl benim aile? Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Eline ne oldu senin? Yok yok, telaşlanma, bir şey yok. Ya düşerken incitmişim de öyle bandajladılar. İyi mi peki şimdi, bakayım mı? İyi iyi, var mı yok. Yüzük ağır gelmiştir bence. Allah Allah. Hı. Ya Barış bir dakika ya, bulaşıcıymış bak, hasta olursun. Ben bir şey olmaz bana, aşılıyım ben, bulaşmaz bana da. Neyse hadi. Ne oldu, bizimkilerin testleri yapıldı mı? Yapıldı yapıldı, sen boş ver şimdi onu. Sen ne düşündün az önce bakalım? Ne düşünüyordum ben? Hani bir şey gülüyordun ya işte. Düğünümüzü mü düşündün yoksa? Acaba bu sefer evlenebilecek miyiz diye düşünüyorum. Evleneceğiz tabii. Hem de sen buradan çıkar çıkmaz evleneceğiz. Yani yarın. Nasıl yarın? Ne olur ne olmaz. Evlenemez miyiz? Ne oluyor mu ya? Gün almak falan gerekmiyor mu? Merak etme. Öyle hemen aynı günü veriyorlar mı yani? Yok canım, sen evrakları hazır verince oluyor, bitiyor. Yani 5 dakikalık iş. Ha tabii. Pardon, ben şey yapamadım tabii, sen tecrübesin o konuda. Ben onu unuttum hemen. İlle laf sokacaksın yani. Sen sanki benden aşağı kadar bir alım var. İyi, demek ki birbirimize uygunuz. Evet, öyleyiz. O yüzden beklemiyoruz. Hemen yarın sen buradan çıkar çıkmaz gidiyoruz, evleniyoruz. Hem de senin hayal ettiğin şekilde. Hı. Söyle bakalım, nasıl bir düğün istiyorsun? Onu yapacağız. Yani evlenebildiğimiz bir düğün hayal ediyorum. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Görüşürüz. Çok sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın. Evdeyiz biz. Hadi ama al al, evin başına çal evin. Ne yap? Vallahi rahatsız ya. Tufan, sen de artık Barış'ı arayacaksan ara. Çocuklar perişan oldu artık. Kararımızı açıklıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Alo Tufan. Tamam mı? Gel, şey çıktı mı sonuçta? Ha? Tamam, ben geliyorum şimdi hemen. Tamamdır. Tamam hadi, kapatıyorum, bay bay. Kapattım. Ne oldu, ne diyor? Sonuçlar çıkmış, ben bakayım şunlara. Tamam, sağlamsa göndereyim onları. Ben kalacağım bu akşam seninle. Hadi bir şey diyeceğim, ben niye kalıyorum ki? Hikmet bıçaklandığında kalmadı hastanede. Yok yavrum, senin durumun daha ağır. Havale geçirdin sen, senin burada kalman lazım. Güzel güzel bakıyorlar sana işte, hadi. Barış'ım bir dakika, bir şey diyeceğim. Hadi hadi. Barış, ya ben sevmiyorum hastane ya, gidelim. Of. Ha. Evet. Karara vardınız galiba. Vardık, vardık. Oğlum sen neyiz tabii, ne yapacağız bak? Seni de ablamı da o manyağı yedirmeyeceğiz Barış. Ne yapacağız, sen neyiz işte? Biz seni hep destekleyeceğiz Barış abi. Hep arkandayız. Samimi buldur. Ben seni desteklemiyorum abi, haberin olsun. Zorunda bırakıyorum ben. Anam bu da huysuz şirin işte. Bunu da böyle kabul et. Sağ olun. Çok sağ olun. Barış, yalnız bu Nihal bizim başımıza sardığın son manyak olsun. Çünkü manyak kotamız doldu bizim. Doğru söylüyorsunuz. Hadi tamam tamam hadi ya. Nedir plan? Ne yapıyoruz? Hadi girişelim şu işe. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Tufa. Sağ ol. Eyvallah. Hadi gittik biz. Hadi eyvallah. Hadi bakalım. Efendim Savaş'cığım.
Biz de şimdi oğlumla eşyalarımızı hazırlıyorduk. Değil mi anneciğim? Evet baba, gel biz hazırız. Babacığım ben geleceğim şimdi. Bir annene verir misin telefonunu? Babam seni istiyor anne. Dosyayı inceleyebildin mi? Evet, inceledim. Yani senin bu iğrenç teklifini kabul etmekten başka bir çarem yok, onu anladım. İyi, anlaşabildiğimize sevindim. Tamam, ama Filiz hasta şu anda. Yani bana bir iki gün daha vermen gerekiyor. Onu bu halde bırakamam, ağır gelir. Ay yapma Allah aşkına Savaş. İç sürüsü gibiler, bakarlar Filizciğine. Nihal, bir şey söyleyeceğim sana. Bir sakin olur musun? Kız hasta diyorum. Şu edepsizliğini bir dozunu bir ayarla. Hasta, öldüreyim mi kızı? Ay, iyi tamam. Ama sadece iki gün ertelerim o bileti, ona göre. Tamam mı? Tamam, tamam. Bir Savaş'a verir misin, bir konuşayım? Anneciğim al bakalım. Baba istiyor. Baba? Savaş'cığım. Babacığım sen merak etme, tamam mı? Ben geleceğim yanında. Ben seni çok seviyorum. Tamam mı? Bütün hakkım da sende. Bir iki işim var burada. Halledeceğim, yanına geleceğim. Parka gideriz beraber, olur mu? Tamam baba. Tamam, tamam. Hadi şimdi kapatıyorum. Bay bay. Tamam, hadi bay bay bakalım. Bay bay. Hadi tamam, devam et. İstediğin bütün oyuncakları alabilirsin anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Filiz ablaya bir şey olmayacak değil mi? Hapis yatmayacak. Yatmayacak Zeynep. Çözeceğiz bu meseleyi. Bu arada ben yemek yaptım. İsmo'yu da yedirdim. Açsanız size de hazırlayayım. Ay yok kuzum, sen hiç zahmet etme. Yorulma. Biz sonra yeriz. Yok canım, ne zahmet. 2 dakika hallederdim. Hikmet, açsan sana da bir şeyler yapayım. İstesem kendim alırım zaten Zeynep, değil mi? Ya da söylerim. Sen de soruyorsun. Ya Hikmet, ne bu afra tafra ya? Kız bütün iyi niyetini... İyice huysuz oldu bu da he. Zeynep, o aslında Barış'a kızı da sana patladı. Çok takma kafanı, tamam mı? Afiko, benim telefon açık. İnternet de var istiyorsan. Buzlanmıyor yeminiz. Ha, taklalım mı? Tamam hadi. Zaten yakında biter bu da. Koyun can derdinde, kasap et derdinde ya. Anam çocuk. Alo. Evet evet, iyi ablan, merak etme. Hocan ne dedi sana? Dosyanın kopyasını aldı, akşam inceleyecek. Ama şöyle bir baktı dosyaya. Bayağı sağlam dosya dedi ha. Mahkemeye kalırsa ablam kesin ceza alırmış. Tamam tamam, merak etme. O zamana kalmayacak bile. Ben de Nihal'le konuştum, gitmek için 2 gün süre aldım. Halledeceğiz. İyi tamam. Hadi iyi geceler. Tamam, konuşuruz baba. Filiz. Ne oldu bir tanem, ne oldu? Bir şey diyeyim, sakin ol, ne oldu? Kabus gördüm. Kabus mu gördün? Dur al su iç. Yok, istemiyorum hiçbir şey. Ne oldu? Niye bu kadar korktun? Ne gördün ki? Sen ölüyordun. Cenazene geliyorduk. Nihal de oradaydı. Bak, Nihal kısmı gerçekten kabusmuş, evet. Bana bak şimdi. Gel buraya, bir sakin ol. Seninle evlenmeden hiçbir yere gitmiyorum ben. Tamam mı? Tamam mı? Sabaha çok az kaldı. Şimdi birazcık daha dayan. Buradan direkt nikah salonuna gideceğiz. Tamam mı? Hadi bunları düşün, güzel güzel o işini. Kaçınma uykun. Hadi. Hadi bir tane. Buradayım ben. Tamam mı? Güzel. Aferin sana. İşte biz de işleri kolayladık Sadri Bey. Ne zaman gelirsiniz mallar almaya? Bitince haber verirsiniz. Bir adamımı yollarım Çiçek Hanım. Bir de para işini ne yapalım diyoruz ya biz onu. Biz acaba sizin ofise mi gelsek he? Hem para işinde konuşuruz, hem sizin ofisi bir görmüş oluruz. Siz bizi ziyaret ettiniz de biz sizi edemedik daha. Siz malları teslim ettiğinizde para işlerini de hallederiz. Başka bir şey yoksa ben... Ben yoğun bir adamım Çiçek Hanım.
Ama bir şey, tam olarak neredeydi müessese ya? Bir içimiz ferahlasın be Sadri Bey, he? Çünkü biz hala gelmedik size yani neticede. Ticaret yapıyoruz birlikte, iş dünyası, kadınlarıyız biz de. Sanayideyiz biz, sanayide. Üçüncü bölgede. Olmaz size buralar, sıkıntılı yerler. Siz malları hazırlayın, gerisini halledeceğim diyorum ben size. Ya bir çay mı içmek? Kapattı. Hiç açık vermedi değil mi? Vermedi Tülay. Bu adam gitmemizi istemiyor. Ya niye istesin Çiçek? Adamın derdi iş yapmak değilmiş ki. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gideceğiz. Yani gidip bir bakalım. Kim var, kim yok, kimler giriyor, kimler çıkıyor, kendimizi göstermeden bir bakalım nasıl bir yermiş diye. Gidelim. Kız gidelim de elimizde yarım yıllık bir adres var. Nasıl bulacağız? Cemil'i ararım ben, ona sorarım. Şey yapar o, bulur bizi. Ha. Cemil de yani. Olmasa ne yapacağız bilmiyorum. Peki atölyedeki makineler adamın değil mi? Parasını vermezse biz de makineleri satarız. Bak bu da. Tam şam şeytana ha. Anacığım, o makineler sözleşmeyle alındı. Bize bırakırlar mı sanıyorsun? Yani alacaklar mecbur. Vallahi ne atölye kalır ne de iş kalır ben size diyeyim. Ay, asıl Filiz'e nasıl söyleyeceğiz? Ben onu düşünüyorum ya. Ay tekrar hapse gireceksin demeyelim de. Bunu diyelim Tülay abla, ne yapalım? Onun doktor bir kocası olacak. Biz kendi halimize yanalım. Ay ben Hikmet'e kızıyorum ama bu kız gerçekten sinsirella. Burası böyle. Kal. Neyse gelince şey yaparız, toplarız değil mi Tülay bu şeyi sof? Lan benim ayrıldı ya. Arkadaş bir hafiyeliğimiz kalmış daha. Vallahi billahi ya. Aha. Vallahi çıktı. Hadi bakalım Nihal Hanım. Başlıyoruz. Lan bu apır sapır bir yere gitmese var ya. Şunların yaptıklarına bak ya, masa bırakılır gidilir mi ya? Neyse ama en azından yiyip gitmiş. Ya çocukların böyle yanında olamayınca bir tuhaf oluyorum ya. Bu evlilik heyecanı olmasın Filiz Hanım? Ben gerçekten inanamıyorum ya. Evleniyor muyuz gerçekten yarın? Evleniyoruz tabii. Bak. Nikah gününü aldık bile. Gelinliğin de siparişini verdik. Bence geriye bir şey kalmadı. Ben şimdi bir de bir organizasyon firmasıyla anlaşacağım. Bu benim yeni evi hazırlasınlar, böyle süslesinler güzel. Güzel olacak. Yok be, masraf etmeye hiç gerek yok. Biz hallederiz kızlarla. Olur mu öyle şey canım? Siz hizmet mi edeceksiniz, eğlenmenize mi bakacaksınız? Olmaz öyle. Hem paramız var bizim. Bu Fiko için ayırdığım bir miktar para vardı. O duruyor hala bende. Ha, iyi. Tamam. Ay kızları söylesek de üst baş ayarlasalar kendilerini. Söyle. Ay ya da dur ya, ben atölye gideceğim. Söylerim bir şey. Hayır, hayır, hayır. Otur. Bugün hiçbir yere gitmiyorsun. Eve dinleneceksin. Barış olmaz. Atölyede bin tane iş var. Kızım hastasın sen, hasta. Anladın mı? Havale mi geçirmek istiyorsun düğün günü? Dinleneceksin o yüzden. Hadi otur. Ben sana şimdi şuraya güzel bir yatak yapacağım. Güzel güzel yapacaksın. Bekle bakalım. Hadi sen ne yapıyorsun? Öf, dur tam bir sümdüş. Ya tek kelime daha etme Fikri. Kalktın bana böyle tek göz odayı ev diye kakalamaya kalktın. Ya hayatım, ben olmasaydım sen şimdi hastane köşelerinde nöbet tutuyor olacaktın ya. Ya ben senin hayatını kurtardım, senin haberin yok ha. Bir kere o hastane köşesinde en azından üç öğün yemek vardı, yemek. Ne? Senin derdin yemek yemek mi? Hadi yürü kız, yürü, gel gel. Karaçalı yapmıştır, bir şeyler yeriz şimdi. Ay, ay şuraya bak. Ay ben böyle bir hayat isteseydim 6 tane koca eskitmezdim herhalde Fikri. Oha!
Ya sen bana diyorsun ama sen 1/6 bile tutturamamışsın. Tabii Sakata'da kupon yaparsan olacağı bu. Ben senin şansınım yavrum. Ah, diğere bak. Ben en azından senin gibi böyle kaynanalara miras yedirmedim. Ne kaynanaya miras yedirmesi be? Yürü. Ben mis gibi araba düşürdüm. Ama ne oldu? Hırsız geldi çaldı ya. Koyun nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı kül oldu. Biz güllerimizden yeniden boğacağız yavrum. Ama önce şu kızın işini görelim de cebimiz biraz para görsün. Ondan sonra samanı seyran edeceğiz. Seninle biz saraylarda yaşayacağız. İkimiz sadece tamam mı? Hadi hadi hadi. Saraymış, saraya bak. Ay fikir, ay. Karaca mı? Karaca'da. Karaca'nın nerede ya? Ya ölüyorum acından. Yemek yok mu? Yemek, yemek. Fikri Bey, hoş geldiniz. Hanımefendi. Merhabalar. Nasılsınız? İşte iyiyiz diyelim, iyi olalım. Biz de geldik böyle. Yani dedik belki size bir faydamız falan dokunur. Ne faydası ya? Tanışmayacak mısınız? Siz kimsiniz merhaba? Faydasız ne soru soruyorsun? Açılmayan açılmayacak bir şey yok mu ya? Filiz, hanımefendi babanın arkadaşı. Hastanede tanışmışlar. Ben de orada gördüm. Herhalde sen hastasın ya, o yüzden yardıma geldi değil mi hanımefendi? Aynen öyle. Çok çok geçmiş olsun. Rahatsız mısınız? Ha, bu arada ben kendimi tanıtayım. Hatun. Merhaba. Memnun oldum. Evet, evet. Bizim damat haklı. Hatun benim hayat arkadaşım bundan sonra. Değil mi Hatun? Hızlı atın pisliği seyrek düşer Fikri. Biz henüz pazarlık aşamasındayız, öyle diyelim. Ay, yeme dur. Tut, tut, tut. Tamam, ısıtırız. Fikri Bey, pardon. Yavrum, kalkmasana sen, hastanede yeni çıktın ya. Aa, ben yapsaydım. Gel, gel, gel sen, gel, gel, gel. Lan hay anasını ya. Bir Selim'imiz eksikti arkadaş ya. Ya fasulye ısınmadı mı hala ya? Pilav bitiyor ha. Geliyor, geliyor. Nereden buldu kazmayı? Ama nereden bulacak babam bu işte? Kim bilir nereden buldu? Ama yakışıyorlar ha, söyleyeyim mi? Süper zezek. Ay, bir Tufan oraya, ben geliyorum şimdi. Tamam mı? Fasulye. Afiyet olsun. Geliyor hemen fasulye. Alo Tufan. Ne yaptın? Alo. Oğlum bu ortalık iyice karıştı lan. Bu Nihal Selim'in ofisine geldi lan. Tahmin etmiştim zaten. Bu herifin kuyruk acısını bizden çıkaracağı belliydi. Bilmiyorum oğlum. Bekliyorum ben. Ne yapayım şimdi? Bekliyor muyuz? Ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Tamam beklesen orada, ben oraya gelirim şimdi. Bir ifadesini alalım bakayım Selim ne yapmış ne etmiş. İyi tamam hadi. Tamam. Çabuk gel ha. Tamam hadi geliyor. Ne çeviriyorsun hayırdır? Ne çevireceğim ha? Hiçbir çevirdim yok. Hem bakıyorum sen bu evlenmeden casusluklara falan başladın ha? Ne alakası var ya kıskanç kadınlar gibi? Hayır yani bu düğün için böyle bir pahalı masraflı bir hediye şey yapıyorsan aman diyeyim yani. Yok canım, hediye falan yapmıyorum, ne yapacağım? Tufan seni sordu öyle iyi mi diye de. Ben de onu söyledim. Merak etmiş. İyi. Tamam aç mısın, yiyecek misin? Yok yemeyeceğim ben şimdi. Sağlık ocağına gidiyorum. Döndüğümde konuşuruz. Belki yeriz değil mi? Hadi bakalım. Fikri Bey ben kaçıyorum. Pili size emanet. Ulan bu damat da anlamadım ha. Kızı bizden mi alıyor yoksa kızı bir gerimli kakalı bir anlamadım. Hadi git git tamam. Kızı bizden. Şu para harcama tamam, masraf yapma. Bak gözüm senin. Tamam tamam merak etme. Hani fasulye yanmıştır hadi ya. Evet, Savaş benimle yurt dışına gelmeyi kabul ettiğine göre artık rahatlayabiliriz değil mi? Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum, şaşırdım. Başka şansı olmadığını söylemiştim. Necat Bey yok mu? Necat Bey yok.
Arkamdan iç çeviren bir ortakla devam etmemi beklemiyordunuz herhalde. Yollarımızı ayırdık. Evet, bu imzalarla birlikte artık biz de ortak değiliz. Tamam. Bir daha görüşmemek üzere diyelim mi? Bu tamamen sizin sessiz kalıp kalmamanıza bağlı Selim Bey. Canımı yakmaya kalkarsanız aynı şekilde karşılık vermekten çekinmem. Anlaşmam yok. Tamam canım, bozulmayın bu kadar. Biz savaşta yurt dışına gittiğimizde belki siz de Filiz'i avutmak istersiniz. Hiçbir şey için geç değil. Bunun imkanı yok yarın. Madem işiniz bitti, ben sizi daha fazla alıkoymayayım. Tamam, siz bilirsiniz. Yine de işbirliğimizin devam edeceğini düşünüyorum. Sonuçta birlikte bir kere suça bulaştık, değil mi? Yarın, şu saatten sonra birlikte çalışmamızın mümkünatı yok. Şimdilik diyelim. Bir şeye ihtiyacım olursa ararım sizi. Ne de olsa bana hayır diyemeyeceğiniz kadar ortak anılarımız var. Nedir durumlar? Vallahi işte girdi içeri, çıkmadı hala. Bekliyorum ben de. Ulan herif. Ben size söyledim o kadar, güvenmeyin bu adama diye. Al işte bak. Ya oğlum bir dur, sırası mı şimdi ya? İçeri değil mi Nihal? He, girdi öyle. Bir hareket yok, bekliyoruz işte. Ha. Bir adammışsın ben. Ya siz ne terbiyesiz adamlarsınız ya. Ya ofisimi basmak ne demek ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Şişt, 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 tamam, tamam. Ne oluyor? Şişt, tamam, tamam. Ne oluyor diyor ya? Barış, barış. Ya oğlum, manyak mısın sen? Ya oğlum bir dur, bir sakin ol ya. Dövmeye mi geldik herife, Allah Allah. Ulan sen Nihal'e yardım etmedin mi Filiz hapse girsin diye? He? Söyle. Konuşsana. Barış, bana bak, beceremeyeceksen git dışarıda bekle ha. Oğlum gözümün içine baka baka yalan söylüyor bana. Ya tamam. Allah Allah. Ya, otur bir geç. Geç. Konuş abi, ne konuşacaksın hadi. Avukat bey. Bak sen aklı başında bir adama benziyorsun. Yani öyle olmasa Filiz alıp gelip seni bizle tanıştırmazdı. Yani ne bileyim, vicdanlı böyle garibanın yanında bir adamsın ki sen. Getirip bizim karşımıza çıkardı seni. Değil mi? Şimdi o yüzden bana doğru düzgün cevap ver abi. Bu Nihal denen kadınla Filiz'i hapse attırmak için işbirliği yaptın mı, yapmadın mı? Ya nereden çıkartıyorsun şimdi bunları ya? Yalancısına bak. Bak yalancı herife bak. Bak nasıl gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Bak görüyor musun? Tamam. Sakin ol bir. Ya sen şimdi bırak bizim nereden çıkardığımızı da. Bir şey soracağım. Masum bir kızı hapse attırmak insanlığa sığar mı Allah aşkına? He? Ya sen zaten kendin biliyorsun, bu kız ortadan bir kayboldu. Bütün kardeşleri, mardeşleri hepsi bir tarafa dağıldı. Haksız mıyım abi? Görmedin mi hepsini? Kız daha yeni yeni toparlamaya çalışıyor. Doğru. Heh. Şimdi madem öyle, tamam bak ben biliyorum, anlıyorum. Sen sevdin bu kızı. Ama yani kızın gönlü başkasında diye de böyle kendi kendine ceza mı vermen lazım? Olur mu öyle şey? Bakın Tufan Bey, ben... Ben yanlış yaptım, farkındayım. Çok şükür. Ama işlerin bu noktaya geleceğini tahmin edemedim. Öfkeme yenilmiştim. İşler çığırından çıktı ve geri dönemedim. Tamam. O zaman şimdi bize yardım edeceksin, tamam mı? Bu Filiz'i hep beraber kurtaracağız. Anlaştık mı? Yani bunun bir illaki bir yolu molu bir şeyi vardır.
Her zaman bir yolu vardır, evet. Tamam, çok iyi. O zaman gidelim hakime. Sen git, de ki hakim bey bu böyle 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 oldu. Doğrusu budur. Olsun bitsin. Ya Tufan Bey, işler öyle olmuyor. Ben her şeyi yalan desem de bir şey değişmeyecek. Bizim kanıta ihtiyacımız var, tamam mı? Bana biraz zaman verin. Öyle bir zaman yok. Öyle bir zaman yok şu anda. Selim, bu anlaştığın Nihal var ya, şu an dışarıda saatli bomba gibi geziyor, biliyor musun? Böyle patlayacak yer arıyor. Ya bakın, Nihal'le Saadet'in ne işler çevirdiğini ben bilmiyorum. Tamam, bana sadece belge getirdiler ve ben o belgelerin üzerine çalıştım, o kadar. Şimdi Filiz'in dosyası savcılığa ulaşmadan bunu engelleyecek bir şeyler bulmam lazım. Bu yüzden bana zaman verin. Ben sizi akşam arayacağım. Ne yapacağız biz şimdi, sana güveneceğiz öyle mi? Tam şu an biz sana güveneceğiz yani. Bakın Barış Bey, bana güvenmekten başka çareniz yok. Tamam. Yapacak bir şey yok. Mecburuz. Ama tek bir hareket daha yaparsan, bak bir daha bizi kandırırsın, bu sefer boğarım seni, söz veriyorum. Tamam. Tehditlerim bitti mi? Akşam arayacağım sizi. Hadi abi, hadi. Tamam. Biz haber bekliyoruz o zaman senden. Akşam kahvede buluşuruz. Hadi, hadi. Şş, ne diyorsun? Bu herif yardım edecek mi bize? Bilmiyorum, artık kimseye güvenemeyiz. Sen diğeri takip etmeye devam et. Ben sana bir şekilde nerede olduğunu öğrenip söylerim, tamam? En kötü ihtimalle de B planına geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. Nasıl, bir dakika lan? Emin misin oğlum? Eminim abi, yapacak bir şey yok. Mecburuz. İyi öyle diyorsan yani. Tamam, sen haber et o zaman bana. Tamam, ben de Filiz'in yanında olacağım. Bir ateşini, tansiyonu falan kontrol etmek lazım kız hasta. Hocam. Ha rahmet. Gel. Sınıf sana emanet. Tamam hocam. Soruları tahtaya yazdım. Biraz uğraşsınlar. Sonra sen tahtaya hepsini çözersin. Tamam. Hadi bakalım. Ses çıkmasın. Külahları değişmeyelim. Peki hocam, tamam hocam. Tabii ki. Deniz Hanım yok mu? İki gündür okula gelmiyor hocam. Tamam. Devam edin siz. Abla. Abla hadi bir şeyler ya, ne olur. Ya abla niye böyle yapıyorsun? İlaçlarını da içmiyorsun, bir lokma bir şey yemedi. Abla. Of, babamlar da gidecek zamanı buldu ha. Nasıl başa çıkacaksam ben seninle. Çıkma derin. Başa falan çıkma benimle. Çık, senin dersin falan yok mu, git. Ne oluyor Deniz ya? Ne yaptım ben sana? Yine şöyle yapma ne olur. İstemiyorum Deniz, seni anlamıyor musun? Uğraşma benimle. Çık diyorum ya. Uğraşma benimle. Ya abla ama kahvaltı etmem. Ne kahvaltı da istemiyorum Deniz, anladın mı? Senin ilaçlarını da istemiyorum, seni de istemiyorum ya. Uğraşma benimle diyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Kimseye hasta falan da demeyeceksin, duydun mu? Ne diyeceğim? Bilmem. Parti parti geziyor de. Nerede sabahladığı belli değil de. Ne diyorsan de derin. Hadi çık ya. Kapıyı da kapat. Çık. Banu Hanım, buyurun. Ben çıkıyorum. Siz Deniz'e göz kulak olun, olur mu? Olur Deniz Hanım. Bir de biraz sakinleşsin, bir odaya da çıkın. Ortalık berbat oldu. Tamam, siz hiç merak etmeyin.
Aa, Barış niye erken geldin sen? Niye erken geldin acaba? Düşün bakalım niye erken geldin? Bak. Rahat duramadın değil mi? Ver. Tahmin etmiştim. Ya dur çamaşır yıkayacağım ya. Ya ver. Fikri Bey bıraktı değil mi seni? Ha sıkıldılar çıktılar. Sen çamaşır falan yıkamıyorsun. Yürü bakalım. Yürü yürü. Yürür müsün şuraya? Yürü. Yatıyoruz hemen. Senin tek görevin yatıp dinlenmek, tamam mı? Gerekirse ben yıkarım bunları, ben asarım. Hepsi merak edeceğim. Bundan sonra tek uğraşım seninle, haberin olsun ha. Kızlar nasıl atölyede? Çok yorulmuşlar mı? İyiler. Yani en son baktığımda harıl harıl çalışıyorlardı. İyiler yani. Çok heyecanlanacaklar yarın evleneceğimizi duyunca. Ay, edemezsin. Beni heyecandan gebertecekler bence. Niye öyle diyorsun ya? Hikmet'ten de onlar çıktı, tamam. Değil mi? Neyse ben şunları bir asayım. Çocuklar gelmiyor. Yıkanacak onlar da. Tamam ben yıkayayım o zaman. Hayır bakalım. Böyle hepsini aynı anda atma, koyuları ayır. İşte tamam. O zaman bu koyu mu oluyor? Koyu oluyor bozum. Yok. Renkli oluyor. Evet, ne istiyorsun? Deniz'in raporu. Öğrenci işleri bütün hocalara birer kopyasını dağıtmamı istedi. İyi, tamam. Başka bir şey yoksa çıkabilirsin. Aslında var. Deniz'e ne yaptın Rahmet? Hiçbir şey. Ondan mı ortalığı kasıp kavuruyor? Sen mi bir şey yaptın? Bak doğru söyle bana. Doğru söylemek pek senin tarzın değil ama. Lafı dolandırma Derin. Ne söyleyeceksen söyle. Sonra da çık. Yorma beni. Aranızda ne geçtiğini bilmek istiyorum Rahmet. Neden? Ablamın bana anlattığından daha fazlası olduğundan şüpheleniyorum çünkü. Bak ben Deniz'i sadece bir kere lisedeyken böyle gördüm. O zamanki sevgilim... Deniz'in aşk hayatıyla ilgilenmiyorum ben. Tamam mı? Seninle de ilgilenmiyorum. Hı? Ne senin saçmalıkların, ne onun oyunları... Bunların hiçbiri benim umurumda değil. Sen de benim umurumda değilsin. Ben ablamı düşünüyorum. O zaman da böyle oldu, sonra çekti gitti. Babam onu bulup geri getirdiğinde ise o neşeli, deli dolu Deniz gitti. Yerine insanlarla oynamaktan zevk alan, onlara acı çektirmekten mutlu olan biri geldi. Ya sen annesi yüzünden değil miymiş? Ne alakası var? Deniz'in annesi 3 yaşındayken ölmüş. Annemle babası da sonradan evlendi zaten. Nasıl ölmüş? Trafik kazası diye biliyorum ben. Sen niye annesi dedin? Ha yok, yok bir şey ya ben... Bak gördüğün gibi meselenin benim de bir alakası yok. Değil mi? Tamam bittiyse çıkabilirsin. Yine çalışmam lazım çünkü. Bir dakika ya. Ne demek yarın evleniyoruz? Yani artık daha fazla uzatmanın bir anlamı yok dedik. İşte Barış'ın yeni evinde, yani bizim yeni evimizde öyle bir düğün yapacağız yani biz bize. Acaba acele etmese miydik, bir işlerin yoluna girmesini mi bekleseydik ha Barış? Hangisi? Atölyedeki işleri mi diyorsun? Yani... Yani onu diyorsan biz yani bir gün ara versek bir şey olmaz değil mi? Düğün çiçekçi lan, yani biz sonra hallederiz, yetiştiririz yani. Tabii canım, sen onu dert etme. İşleri yetiştiririz de yani sen hastalıktan yeni kalktın, tam iyileşemedin. Şimdi düğün ekstra yorgunluk olmasın, değil mi Barış? Değil mi Barış? Ha? Hı? Ha? Ha, evet tamam evet. Evet, yani yarın evleniyoruz, biz evleniyoruz ve bütün sorunlar bitiyor. Her şey yoluna giriyor yani.
Tabii tabii, ben bir yoluna girdireceğim onları da. Hadi bakalım. Siz niye tuhaflaştınız hepiniz ya? Ya çok ani oldu ya, ona şaşırdık biz. Ama çok güzel düşünmüşler değil mi Hikmet? Sonuç olarak Filiz ablanın mutluluğu her şeyden önemli. Karışma sen. Şşş. Hayırdır? Tamam ya abla. Yarın düğünümüz var işte. Tamam, hepsini halledeceğiz ya. Hadi hayırlısı olsun artık. Ben geliyorum. Sağ ol. Tufan, sen benimle gelir misin? Birkaç iş var, onları halledelim seninle. Şey yapalım, çözelim. Tamam, hadi bakalım. Ne oluyor ya? Nereye gece gece? Evin birkaç işleri var, onları halledeceğiz. Küçük işler yani, müzik falan işte, ışıklar falan. Sonra ötüşler yani, sizlik bir şey yok. Hemen artık geliyoruz şimdi. Hallederiz biz ya. Hadi, şey yapalım. Hadi bakalım. Damat da tertemiz delirdi vallahi. Hayırlısı. Çiçek, hadi kalk. Biz de bana elbise bakmaya gidelim hadi. Sonra iki ayağımız bir pabuca girmesin hadi. Şimdi mi gidiyorsunuz? Oturuyorduk ne güzel. Ha? Yine oturuz anacığım. Şey yapalım, şimdi gidelim. Uyumazsa bakalım şimdiden, yoksa yarın çarşıya falan çıkma. Çiçek hadi. Tamam hadi yürü Tülay. Abi biz de ne yapsak, bir hava mı alsak? Hadi hadi, sen biraz abarttın sen. Ne yapıyorsa bu kıza, nasıl daha şey yaptı bu ya? Davrandı. Ne oluyor, gitti hep senin anda ya? Ne yapacaklar ya? Düğün hediyesi hazırlıyorlardır sana. Dur, biz şu düğünü düşünelim. Ay çok romantik olacak ya. Hem de yeni evde. Değil mi Kiraz? Evet de ben şimdi ne giyeceğim ki? Bakarız. Bakarız bir şeyler. Abi sen anlamıyorsun herhalde bizi ya. Daha ne olacağım belli değil. Evlenemezsin ablamla. Biraderim, halledeceğiz zaten. Bir sıkıntı yok ki. Bana bak bana. Senin şunu anlaman gerekiyor. Ben Filiz'den ayrılmıyorum, tamam mı? Ya oğlum. Aa. Tamam anladık, halledeceğim. De yani ya halledemezsen ne olacak? Sen evli evli mi gideceksin Amerika'ya? Oğlum öyle bir ihtimal yok ki. Siz niye bu kadar abarttınız? Ben gitmiyorum niye hiçbir yere. İyi ciğerim, gitme. Filiz'e çamaşır taşıyorsun o zaman hapishaneye. Tamam lan. Hadi gidin söyleyin Filiz'e. Barış'tan ayrılman gerekiyor deyin. Hadi gidin. Çöksün iyice kız. Onu mu dedik Barış biz? Diyorsun abi. Sanki benim Filiz'siz kalma ihtimalim varmış gibi. Bir şey diyeyim mi? Vallahi bak tam dayaklıksın. Ama dövsek de akıllanmayacağım biliyorum yani. Evet akıllanmayacağım. Bitti Orkan, konu kapandı. Nerede bu beton suratlı herif? Hani buraya bilmiyorum, gelmeyecek miydi? Biliyor biliyor, gelir şimdi. Lan? Aha. Ne arıyorsunuz lan siz burada toplanmışsınız? Gel gel, senin bu damadının olaylarını çözüyoruz işte. Arpa suyu var mı lan, gelelim? Baba ya. Ne? Arpa suyu yoksa niye bizi çağırıyorsunuz o zaman ya? Hadi gidelim. Ay Fikri abi dur dur. Gitme. Filiz yarın şu kendi bilmezle evleniyor. Gel. Aa. Ay düğün mü var yani? Ay ben bayılırım düğünlere. Bekleriz efendim, buyurun gelin. Siz daha evlenmediniz mi lan? Tufan abi açar mı şu kapıyı? Hadi hadi geç. Hadi içeri. Hadi. Evet, tamam hadi gel. Evlenme. Gel. Geç, geç, geç. Bana. Peki. Eyvallah eyvallah. Otur hatırım, otur. Otur otur. Ha. İyi akşamlar. Ha, avukat. Hemen başlayalım abi, hemen. Tamam. Hayırlı akşamlar ya. Hayırlı. Geç kalmadım değil mi? Ha, yok yok Cemil, başlamadık zaten, gel. Ha, geleyim. Ben haber verdim Cemil'e. Yani onca şeye kalkışıyoruz, başımıza bir polis bulunsun diye onu da aradım. Hem aslan gibi kahraman polisimiz var bizim burada ya, çok şükür bin şükür. Zaten şeyin de, Sadire'nin de adresini o buldu. Sonuçta değil mi Tülay? Ya. Değil mi? Gerekeni yaptım canım, öyle değil yani. Ben Filiz'in ikinci defa böyle haksız yere hapse düşmesini istemem hiç. O yüzden elimden gelen yardımı yapacağım yani. Aha, yapacak elinden geleni. Eyvallah Cemil'ciğim, çok sağ ol. Anlat bakalım, dinliyoruz. Tamam. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Dosyayı zaten biliyorsunuz, incelettiniz. Filiz için hazırlanan dosyanın hiçbir açığı yok. Yahu duruşma salonunda değiliz, anlamaz bu insanlar. Adam gibi anlat şunu hadi. Dosyada yazan bütün suçlar işlendi ama başkası tarafından. Yani Nihal'i Sadi tarafından. İyi haber şu, bunu kanıtlayacak belgeler var. Tamam o zaman canım, niye bekliyoruz ki yani? Gidelim hemen yakalayalım biz onları. Cemil yakalasın onları hemen. Tamam da öyle olmuyor işte, yani kağıt üzerinde Filiz suçlu. Nihal'le Sadi çıkıp da bütün bunları biz işledik demesin. Ama kanıtımız var yani, he? Evet, kanıtımız var ama bu belge ve kanıtların Nihal ve Sadi'den alınması lazım. Kötü haber de bu. Kötü haber bu muydu lan? Avukat sen hayatında kötü haber duymamışsın ha. Neredeyse bunlar, sen bana söyle, ben gidip araklayayım hepsini. Tamam. Siz belgeleri ve kanıtları Nihal ve Sadi'den alın. Ben dosyayı açar, yarın savcılığa sunarım. Tamam.
Nihal'in evinde bir kasa var. Kilitli bir kasa. Kesin belgeler oradadır. Yarın ben Savaş'ı görürüm, manesine giderim, hem bir çocuğu görürüm. Hem de belgeler alırım artık oradan bir şekilde. Oğlum saçmalama ya. Yarın senin düğünün yok mu? Ne yapalım Fikri Bey, mecbur. Zamanımız yok, acelemiz var. Ha, acelemiz var, zamanımız yok. Ya sen niye yangından mal kaçırır gibi nikah tarihi aldın ki? Ben onu anlamadım. Bunca bela varken başımızda, ha? Ayrıca damat dediğin düğün günü bir yere gidemez anacığım. Gidip de dönmemek var. Zaten Filiz evde yalnız, kim oyalayacak onu? Ne yapacağız peki? Aynen abi. Biz bu riski alamayız şimdi. Senin ablamın yanında olman lazım. Ya yetişemezsen? Ulan amma büyüttünüz ha. Ben toplayacağım benim bütün faydasızları. Gideceğim, evrağı alacağım, geleceğim, bu kadar ya. Ha, aynen ya. Bizim mini bollar, mini savaşı özlemiştiriz filan. Olmaz mı? Tamam yani, bunu yapacaksak eğer ben kasanın şifresini, kasanın nerede olduğu falan söyleyeyim size. Vereyim hatta şimdi. Hadi. Şey, bu arada Nihal'i de konuşturun. Yani delil olarak sunamayız ama en azından bir kanaat oluşturun. O iş bende abi. İyi kötü bir tanışıklığımız var Nihal'le. Nereden var be? Lokalden. Sana ne yapacağım? Sana ne? Her şeyi karıştırdın, bunu da mı karıştıracaksın? Ne dedim ben moruk şimdi? Tamam, tamam. Ya Hikmet bir sakin ol, bir dakika. Ya biz de Sadri Bey'e tekrar gideriz ha Çiçek. Bugün gittik baktık gerçi ama öyle pek de gelen giden olmadı. Yarın tekrar bakarız değil mi? Ya gidelim de ben böyle hırsızlık falan yapamam. Benim elim ayağım hep birbirine girer. Benim girmez şekerim. Ben sizin için alırım. İşte benim hatunum be. Hadi bakalım, hadi, 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 hadi. Zil çaldı, okul tatil oldu. Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Şavkat, aç şu kapıyı lan. Aferin sana, eyvallah, hadi. Ya bir dakika, bir dakika. Benim gerçekten aklım karıştı ya. Şimdi biz Filiz yerine üçünüzü mü hapse attırıyoruz? Ne yapıyoruz biz ya? Yani ben bu işle bir alakam yok ama yani hapse de girmeyeceğim. Ama herhalde avukatlık mesleğini yapamayacağım. Ay ben sizin mesleğinizi mi sordum Selim Bey ya? Ya şimdi çocuğun annesi hapse girerse minik Savaş ne olacak, onu soruyorum ben. Ne olacak canım minik Savaş? Babası var burada kapı gibi. Bakarım ben çocuğuma. Ha bak, gördün mü Tülay abla? Nasıl çözdü hemen? Çözmen aktan. Hadi oğlum, hadi. Çok çözdüm. Sen geç. Hadi. Her şeyi çözüyorum. Nerede kaldı bunlar ya? Bunlar şey, abla sence hangisini giyeyim? Pembe mi, siyah mı yani? Bilemedim çünkü ben. Sen bilirsin ablacığım hangisini beğeniyorsun. Ya abla, ben de bir şarkı mı söylesem ya? Böyle rap falan olur mu? Sen bilirsin. Ya abla ya. Ben gerçekten karar veremedim. İkisini birden giysem olur mu? Tamam kuzum, ikisini birden giy, ne olacak? Siz biliyorsunuz bence. Bunlar bir sürpriz falan mı hazırlıyor bana? Ha. Ha. Ha, aynen ablaya sürpriz hazırlıyorlar. Ben ne diyorum biliyor musun abla? Kiraz, ben, İsmo, sana güzel bir gösterim hazırlasak. Ne dersin? Siz bilirsiniz, ne yapsanız izlerim ben. Hadi siz bir yatın da bizim Zeynep ablanızla konuşacaklarımız var. Hay, niye? Sen iyi misin? İyiyim. Niye soruyorsun? Hikmet'le aranızda bir gerginlik mi var? Hikmet bir şey mi söyledi yoksa sana? Yok. Ya abla, Hikmet sıkıldı benden. Ya boşanmak isterse ben ne yaparım? Olur mu canım, şey çocuk oyuncağı mı bu? Değil, değil mi? Ablacığım, ya böyle bir şey isterse destek çıkarsın değil mi? Korursun beni. Ben hamile halimle nereye giderim, ne yaparım? Ben bu yaptığınızı onaylamıyorum biliyorsun. Ama olan oldu bir kere. Merak etme, ben ne senin ne de yeğenimi ortada bırakmam, tamam mı? Ama Hikmet'le aranıza gerilme karışamam tabii. Ama seni çözmen gerek. Al karşına bir konuş bence. Ay, siz neler çeviriyorsunuz acaba? Ha, Barış nerede? Aman canım, gelin kısmı öyle her şeye burnunu sokmaz.
Hadi yatalım paşalar. Bitti değil mi bugün artık? Yarın da düğünümüz var. Aynen abla ya. Senin de düğün var. Sen de yat artık bence öyle. Bekleme yani, şey yapma. Hadi geceler. Hadi geceler. Abi. Ne oldu, ne dedi? Anlatın çabuk gel. Vallahi çok pis batmışız Fiko. Onu konuştuk. O yüzden abiciğim sizin bu okul meselesini falan bir halletmeniz lazım. Yani biz hepimiz toplaşsak ödeyemeyiz sizin okul paranızı falan. Artık burs mu buluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bir şekilde halledeceksiniz bu işi. Nereden bulacağız abi bursu? Lan onu da biz mi düşüneceğiz yarası? Bir şekilde bulacaksın. Basket takımına mı giriyorsun? Ne yapıyorsan yap. Aynen öyle. Oğlum mahalle okuluna geri dönersiniz. Ben söylüyorum size. İyi, yaparız bir şeyler. Başka? Şöyle. Ablamı kurtarmak için şimdi bu Nihal'le Saldir'den bir şeyler alınacak. Siz babamla yarın o işi halledeceksiniz, tamam mı? Tamam. Herife bak ya. Bizim burada ayı bağırıyor. Herif gitmiş, gitse gelin nikahını almış. Biz de geri zekalı gibi hala yardım ediyoruz. Diyorum ben size, verelim karısına. Yürüsün gitsin, ne yapayım? Tamam Hikmet oğlum, halledeceğiz bir şekilde, bakacağız ya. Oğlum sen niye burada yatıyorsun lan? Karının yanına yatsana. Sana ne abi? Sana ne ya? Ulan var ya, değişik bir şey oldun ha. Anne diyorsun ya. Aşkım ne yapacağız biz ya? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Kızı göz göre göre ateşleri atıyormuşuz gibi geliyor. Ya kimseyi bir yere attığımız yok gülüm. Sen dertlenme, bir şey olmaz. Çocuk birden evlilik işini çıkardı. Sanki yangından mal kaçırıyor. Ya ilk önce başımızdaki belaları safsaydık. Ya ne yapsın, aşık işte çocuk. Ya şimdi Filiz'i yine kaybedeceğim diye bir tribe girdi. Ben biliyorum onu. Ondan, bütün deliliği ondan onu. Bak, benim deliliklerim yüzünden de böyle yastık üstünde oturuyoruz. İşimiz yok, paramız yok. Ya senin ben deliliğini yerim ya. Senin deliliğinden ne olur Allah aşkına? Sen merak etme ya, ben bir ek iş yaparım, ne bileyim bir şeyler yaparım. Hallederiz onu. Sen böyle yanımda ol, iyi ol. Yerde de yatsak bir şey olmaz, aç da kalsak bir şey olmaz. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. O zaman içerideki şilteyi biraz şenlendirelim, ne dersin? Allah Allah. Nasıl bir şenlik planı var aklınızda? Var bizim kendimize göre bazı taktiklerimiz. Nasıl taktiklermiş onlar ya? Ha? Bir göstersene bana o taktikleri. Ha? Önden ben gidiyorum o zaman. Tabii tabii. Hemen önden gidin siz, ben peşinizdeyim. Tam arkamızdayım. Buyurun, önden buyurun. Önden siz, hemen peşinizden de ben. Deniz, ne işin var senin burada? Ben seni çok özledim Deniz. Şu hayatta hiçbir şey özlemediğim kadar özledim. Biliyorum. Gideceksin değil mi artık? Ha? Mecburum. Filiz gitme. Gitme kal. Birlikte kaybedelim. Hı? Sonuna kadar savaşalım. Sonunda ikimiz de kaybedelim. Ama ne olur sen gitme. Ha?
Deniz. Deniz. Deniz gitme be. Tutmadı da bir hava alayım geleyim derim. Hava çok soğuk ablacığım. Bir şey olmaz abla ya. Hemen bir çıkıp geleceğim yani. İyi ben de geleyim. Sen nereye geliyorsun abla? Hastasın zaten. O zaman otur konuşalım. Ha. Hadi. Ne oldu? Ne uykunu kaçırdı sen? Düğünüz çok mu aceleye geldi rahmet? Ha? Hepiniz bir tuhaflaştınız. Yok, onunla ilgisi yok. Böyle şimdi üst üste birçok şey oldu ya. Ondan böyle bir şey oldum yani. Hmm. Vay be Filiz Elimoğlu. Bayağı sen yarın yuvadan uçuyorsun ha. Ya. Aa. Ne böyle be, ne uçacağım? 10 dakika öteye uçuyorum. Bir yere uçtuğum yok. Uf, tepenizdeyim hala. Uçma zaten. Sen hep tepemizde ol. Ama kocanla da mutlu ol tabii. Mutluyum Ahmet ya, gerçekten. Belli. Ben size çok hayranım biliyor musun? O kadar badire atlattınız. O kadar şey yaşadınız. Şimdi birlikte olabilmek için bir o kadarını daha göze alıyorsunuz. Ne bileyim ya. Aşk böyle bir şeymiş. Yani onlarken hiçbir felaket onsuzluktan daha ağır gelmiyormuş. Valla babam haklı. Biz gerçekten Fikri ile Şükran'ın çocuklarıyız. Aşk çocuklarıyız yani. Başımıza ne gelirse gelsin. Hayata karşı böyle dimdik kaya gibi duruyoruz. Mesela aşka gelince elimiz kolumuz bağlanıyor. Darmadağın oluyoruz yani. Ahmet sen aşık mı oldun ya? Ha? Yok be abla. Böyle saçma sapan bir oyunun içindeyim yani. Geçer herhalde, ne diyeyim. Ya sormayayım, söylemeyeyim diyorum da bu kız kardeşlerin arasına mı girdin sen Ahmet ya? Ha? Ben? He ya, bak ama bir şey diyeceğim. Şey vardı ya, küçük olan, sarışın. Ya o büyüyor. Büyük mü? Ha. Onu benim hiç gözüm tutmadı ya. Hadi ya. Hani. Vallahi mi? Vallahi. Bir şey yapmayayım diyorum da. Ha. Tutmadı diyorsun. Zaten benim öyle kimsenin arasında falan girecek halim yok canım. Ben yapar mıyım böyle şey? Ne yani? Ya, ya tamam hadi yat ya. Yarın zaten düğünüm var. Hadi.
Hadi, hadi iyi geceler. Geçelim. Sağ ol. Ya niye bu kadar acele ediyoruz? Anlamadım ki ben ya. Bir çocukları okula yollasaydım. Ya yok abla, Hikmet abi bırakır bizi. Sen git hadi. He abla, ben hallederim her şeyi ya. Sen biraz kendinle ilgilen. Evleniyorsun bugün. Saçını başını yaptır, bir şey yap. Ama sabahın körüne ne saçımı yaptıracağım ya? Bir atölyeye de gitseydim. Günlerdir işe yaramıyorum. Düğün günü. Ya hadi Allah'ım, hadi gitsen ya. Biraz kafamızı dinleyelim. Hadi hadi, naş naş. Bana bak, İsmail sütünü içirin, tamam? Tamam. Sen de iç sütünü. Kiraz'a da söyleyin çıksın artık, makyaya çıkamaz oldu. Olma, sen git hadi, tamam, güle güle hadi. Hadi 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 hadi. Hadi bay bay hadi. Hadi bay bay. Hadi eli bunlar, göreyim ben sizi. Hadi süper. Göreceksin sen bir şey de bakalım neyi göreceksin. Abi başlama yine ya. Sus lan sen. Kiraz nerede, geliyor mu? Kiraz bugün okula gidecek, gelemez yani. Sınav var bugün. Hadi baba. Yani son şu yumurtaya banmadan hiçbir yere gitmem. Baba bir şey soracağım. Yemin ederim çok merak ediyorum. Ne? Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun bu hayatta? Nasıl? Ablam hapse girecek. Sen burada yumurta yiyorsun ya. Ne yapayım? Ya üf be. Nedir lan benim sizden çektiğim faydasızlar ya? Bak hatuna da el koydunuz. Bütün planlara onu alet ediyorsunuz ha. Zeytin nerede? Ne? Ya hadi oğlum kalkın, geç kalıyoruz ya. Hadi ya. Ha. Hadi. Babamız doğru söylüyor Fikri. Hadi gidelim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Pelin Hanım değil mi? Evet, sizinle telefonda görüşmüştük. Siz de Gelin Hanım olmalısınız. Merhaba. Süper. Buyurun, hazırlıklarımızı hep birlikte görelim. Tabii. İçinize sinmeyen bir şey olursa tekrardan düzenlemeler yapabiliriz. Şimdi şöyle düşündük. Açık büfemizi buraya yerleştiriyoruz. Orta alanımızı dans pisti olarak kullanıyoruz. Nikah masamızı da şöyle buraya yerleştirelim diye düşündük. Çok güzel. Yani hafif, samimi bir süsleme olsun diye düşündük ama nasıl isterseniz tabii ki. Çok iyi düşünmüşsünüz. Ya ama bu kadar büyütecek bir şey yoktu aslında. Durum öyle şey ya. Biz eğleniyoruz kızım, farkında mısın sen? 40 gün 40 gece düğün yapsak gene de olmaz. Ama idare edeceğiz şimdilik. Kapı çatıyor, geliyorum ben. Ya şey, komşulara haber verseydik, sesler rahatsız olmasınlar. Hiç merak etmeyin, tüm apartman sakinlerine haber verildi. Bir de ufak bir sürprizimiz olacak size, küçük ışıklarla alakalı dışarıda. Evet, sağ olun. Filiz Hanım, bakın ne var burada. Selam, biz geldik. Ay, gelinlik mi geldi? Aa, Zeynep, atölyede değil miydin sen? Yok, hayır, kuaförleri ayarladım. Firdevs abla, yardımcısı. Hepimizin saçını makasını burada yapsak olur değil mi? Olur olur, merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bana bir oda verin, hemen kurulayım oraya. Tabii tabii, buyurun buyurun. Evet. Alo, Hikmet, ne yaptın? Ne yapalım abi? Ajanlık yapıyoruz karının evinin önünde. Oyalamazsan iyi olur o yüzden. Eski karın diyeceksin, eski karın. Tamam mı? Hadi, senden iyi haberler bekliyorum. Tamam, hadi. Ay, lan hoca Dolos bu evde mi oturuyor? He, burada oturuyor. Eş. Bana bak lan, anladınız değil mi ne yapacağınızı? Ya bir üç kere anlatır, anladık işte ya. Salak mıyız biz? Salaksınız. Lan tamam işte ya, hep aynı faydasızlıkları yapacaklar. Baba, işiniz bitince işaret edin, ben geleceğim, tamam mı? Tamam be oğlum, sen bana iş mi öğretiyorsun? Senin koyun güttüğün kadar bizim çoban dövmüşlüğümüz var oğlum ya. Çekil çekil çekil. Hadi bakalım hadi. Ne. Hadi bakalım anneciğim. Topla oyuncaklarını sen de. Babam ne zaman gelecek? Baban da yarın gelecek. Onun için sen bence acele et. Oyuncaklarını bir an önce topla. Burada kalsın. Dönünce oynarım. Anneciğim bak. Sen, ben, baba üçümüz gideceğiz. Bir daha hiç dönmeyeceğiz. Yepyeni bir evimiz olacak. Tamam mı? Neden? Hep bir arada yaşayabilelim diye. İstersin değil mi bir arada yaşamamızı? Tamam, onun için şimdi sen oyuncaklarını topla. Sonra şey yapma, üzülme. Biz Savaş'ı görmeye geldik de, Savaş burada mı? Minibollar gelmiş. Koş koş koş, biz onlara geldik. Ne oluyor ya, bir dakika. Aa, siz kimsiniz? Yahu
Ben bunların babasıyım. Burada küçük savaş vermiş, onu sevmeye geldik de. Ya çıkar mısınız lütfen dışarı? Bu ne saçmalık böyle? Ya ne olacak çocuklar, biraz oynasın ya. Ne öyle ya? Far vermiş tavşan gibi gözlerini açıp bakıyorsun. Ne oldu? Ya olur mu öyle şey? Ne yapıyorsunuz? Bakın polisi arayacağım. Çıkın gidin evimden. Yo biz oyun oynayacaktık. Gel işte. Hadi öpeyim hadi. Sen ne koş koş koş. Çocuk hadi. Yalnız ev güzel, senin gözler güzel. Bu evde güzel güzel arpa suyu da vardır. Hadi sen bana bir arpa suyu hazırla. Ben de şöyle bir evi gezeyim. Yok artık. Durur musunuz çocuklar? Ne yapıyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz? Aşağıya. Gel buraya. Ebe! Gel buraya! Ay, ay gerçekten tam dolandırıcı mekanı burası. Ay nereden buldunuz kızlar siz de bu adamı böyle? Nereden anladın Cemime dolandırıcı yeri olduğunu? Hatun Hanım, siz yapabilirsiniz, eminsiniz değil mi? Ya çünkü biz beceremeyiz, hemen yakalanırız. Ya Filiz'i kurtaracağız diye biz hapse düşmeyelim. Vallahi hakaret kabul ederim bu dediğinizi. Yahu merak etmeyin, siz sadece adımı oyalayın yeter. Gerisi bende. Hadi hadi. Kolay gelsin bacım. Sadri Bey'in ofisi nerede acaba? Kapıdan girecek koridorumuz. Şu kapı tamam. Sağ olasın. Kolay gelsin. Tamam şu ikisini okeyleyin, baskıya gönderin. Kolay gelsin Sadri Bey. Müsait miydiniz? Merhabalar Sadri Bey. Merhabalar. Biz geldik. Ne işiniz var sizin burada? Ben size gelmeyin demedim mi? Ay aşk olsun Sadri Bey ya. Birlikte o kadar iş yapıyoruz. İşverene misiniz sonuçta? Sizi daha yakından tanımak isteriz. Tabii anacığım. Koskoca patronsunuz ya. Biz de çalışanız bir yerde. Birlikte iş yapıyoruz falan. Dedik gelelim. Patronumuz da görsün ne kadar işimize sahip çıkıyoruz. Aynen. Ne söylüyorsunuz siz böyle? Ne bu böyle? Randevu almadan baskın yapar gibi canım. Aa! Sadri Beyciğim, biz tanıştırılmadık. Kendimi takdim edeyim. Ben Hatun. Çok memnun oldum. Maşallah. Kızlar, tam söylediğiniz gibi gerçekten Sadri Bey böyle aslanlar gibi bir beyefendiymiş. Hanımlar, işim gücüm var benim. Sizinle uğraşacak zamanım yok. Size bir iş verdim, yapıp teslim edeceksiniz. Hepsi bu ya. Zaten biz de iş için buradayız Sadri Beyciğim. Gördüğüm kadarıyla sizin iş yeriniz gerçekten örnek bir müessese. Hani diyorum ki bize burayı gezdirseniz de biz de buradan biraz ilham alsak. Ne dersiniz? Tabii anacığım ya, malları teslim edeceğiz de bilmiyoruz ki bu mallar nereye gidiyor, nereden geliyor falan. Bir gelelim görelim dedik. Yani bizim de kendimizi garantiye almamız şart. Şart? Hadi bizi bir gezdir bakalım buraları Sadri Bey'e. Bir görelim senin iş yerini. Yani bilmeden etmeden imzaları attık. Ne bileceğiz dolandırılmadığımızı? Yani para bile almadan çalışıyoruz biz. Bir avans bile almadık Sadri Bey. Ya almadık vallahi. Boş boş çalışıyoruz. İyi tamam tamam. Hadi gelin benimle bir bakın sonra da gidin. Çok teşekkür ederiz Sadri Beyciğim. Ah! Ay! Ay galiba benim biraz şekerim düştü. Bütün gün yollardayız, ondandır tabii. Ben şurada azıcık dinleneyim. Kızlar, siz Sadri Bey'e eşlik edin, ha? Tamam Cem, sen keyfine bak. Ay. Ah. Sizin ne kadar güzel gözleriniz varmış öyle. Çok da tatlı bakıyorsunuz. Acaba rica etsem... Bana şöyle şekerli bir çay getirir misiniz? İyi gelir şekerim. Hem şöyle karşılıklı biraz sohbet ederiz. Getireyim, tamam olur. Teşekkür ederim. Hah, evet. Geldi çiçekler, miçekler. Şşş, oğlum. Bir şey diyeceğim. Biz bu Tülay'ı saldık herifin peşine de... ...ben arıyorum, açmıyorlar bunları yakalanıp bakına. Sus, sus. Gel içeride. Sus, yürü. Oğlum zaten o Hatun dönen karı bayağı sahtekere benziyor. Halleder her türlü, merak etme sen. Şu iş bitsin, ağzını burnunu da... Dağıtırsın. Tufan abi. Ha Filiz. erken gelmişsin, kahveyi boşlamasaydın ya. Ya biz sizin için neleri boşladık Allah aşkına. Kahvenin lafı mı olur ya? Neleri boşlamışsınız? Ben öyle lafın gelişine şey vurdum ya. Yani çok şey yaşadık ya beraber o anlamda. Ha.
Ha, siz benden bir şey saklıyorsunuz. Ne saklayacağız güzelim ya? Neyse, bu düğünle ilgili bir sürpriz, hediye falan bir şey diyorum, geçiyorum neyse. İyi, ben bir Tülay'ı arayayım o zaman. Arama, yok, arama, arama, arama. Ne meşguldü, işi gücü vardı. Ha, onlar da mevzuya dahil. İyi. Tamam. Ya sen ne çok şey merak ediyorsun. Gel bakayım. Gel, ben sana bir şey diyeceğim. Gel, yürü. Ha, yürü. Oyalayacak beni bu da şimdi bak. Vurdum haksız acelerden. Gel. Şimdi biz çok önemli bir şey unuttuk senden. Ne unuttuk acaba? Beni şimdi meşgul etmek için ne uyduracaksın? Merak ediyorum. Şöyle ki... düğün hediyesi olarak bana bir hayalini söyleyeceksin. Ben de onu gerçekleştireceğim. Ya Barış, saçmalama artık. Ne hediyesi ya? Zaten neler yapıyorsun? Güzelim, benden bir şey iste istiyorum ya. Ne olacak? Söyle bana bir şeyi, bir dileğini. Onu gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. Dileğim mi? Evet. Ne bileyim işte, bizimkilerin mezuniyetini görmek, hepsinin çok olması filan. Kendinle ilgili şeyler. Tamam mı? Bırak kardeşlerini şimdi. Hadi söyle bakalım. Ben ne bileyim? Kendimle ilgili öyle bir şey aklıma gelmiyor. Herkesin bir hayali vardır. İyi düşün. Bence sen hayal etmeye biraz cesaret edemediğin için derinlere gömmüşsün gibi geliyor bana, öyle mi? Allah Allah, kolunu da bağladın. Psikolog mu oldun, ne oldu? Tamam bak, bu ciddi bir şey. Adam gibi düşün. Bu hayatta ulaşmak isteyip ulaşamadığın ne var? Şu kredilerin ödenmesi var hızlı. Hani kredilerin ödenmesi var, işte atölyeye iş gelmesi var falan, öyle şeyler. Tamam Filiz. Okey, şöyle yapalım. Sen şimdi burada otur düşün. Tamam mı? Biz akşam karı koca ilk dansımızı ederken sen benim bulamam fısıldarsın. Nasıl fikir? Ya o imzayı atacağız, karı koca olabileceğiz diyorsun bugün. Yuh! İçeride hazırlık var, görmüyor musun? Görüyorum da işte, emin olamıyorum. Güvenemiyorum benden sürekli bir şey sakladığınız için. Neyse. Tamam, ben burada oturuyorum. Tamam. Hayal düşüneceğim kendime. Sen de git gizli işlerini hallet hadi. Tamam. Bak, bu ciddi bir iş. Ver kendini, tamam mı? Üzerine düş. Sen güzel bir hayal bul. Ben onu gerçekleştireyim. Vay 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 vay. Beyefendi, ne yapıyorsunuz ya? Çıkar mısınız elinden artık? Ay, yeter ona lütfen. Allah Allah, amma abarttınız. Bir bakacağız, çocuklar oynasın gideceğiz. Alıcı değiliz zaten. Allah Allah. Bunlar ne ya? Allah! Bunlar ne ya? İnsanın belini fıtık eder bunlar. Ne hayırdır, yolculuk uzun mu? Size ne? Hayır, uzun yola gidiyorsanız söyleyin de biz bu eve çökerim, ben bu eve bir çökerim var ya, altını üstüne getiririm. Aslında benim de vardı böyle bir evim. Hayırdır, buranın havuzu var mı? Bizimkinde vardı. Hı? Yok mu? Gel buraya, gel. Yakalayacağım seni. Gel. Oh! Kesin bizimkiler yapmıştır ha. Dikkat et. Eğer dikkat etmezsen evi altına üstüne getirirler. Aa, ne yaptınız ya? Ne yaptınız? Bu ne hal? Ya çok pardon ya. Elinden kayıverdi bir anda. İyi misin oğlum? Bir şeyin yok değil mi? Gel bakayım, var mı bir yerinde bir şey? Gel bakayım. Bir şey yok değil mi anneciğim? Korktun mu? Sen de geçme o tarafa. Teşekkür ederim çay için. Çok makbule geçti. Afiyet olsun. Siz evli misiniz? Evet. Ama anlaşamıyoruz şu ara. Hay Allah. Hep öyle olur zaten. Evli çiftler hiç anlaşamazlar. Ben de o yüzden zaten evlenmedim. Ama kısmet. Belli mi olur? Tabii, kısmet. Peki siz burada tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Sadri Bey'in sağ kolu musunuz, yoksa öyle sıradan bir çalışan mısınız, ayakçı mısınız? Yani pozisyonunuz nedir tam olarak? Aşk olsun ya. Ayakçı tipi var mı hiç bende? Ay yok canım. Olur mu? Yani lafın gelişi dedim. Yani pozisyonunuzu öğrenmek için. Ya ben Sabri Bey'in sağ koluyum. Hmm. Her şey bende. Hmm. Atölye bende. Evrak işleri bende. Hmm, yani evraklarla da ben ilgileniyorum diyorsunuz. Peki Sadri Bey evrakları nerede tutar? Yani genelde odasında mıdır, burada mıdır? Evet, de niye sordunuz? Hocam sohbet için. Sohbet ediyoruz ya. Hmm. Ay benim başım döndü. Ay yok yok, bu şeker değil, bu tansiyon. Ay acaba rica etsem bir tansiyon aleti bul... Benim bir tansiyonumu ölçer misiniz?
Tansiyon? Hemen bakayım ben. Çok sevinirim. Ah, tansiyon aleti yoksa? Tuzlu bir ayran da olur. Tamam, hemen. Ya ben teşekkür etmek için yer yazıyordum. Yani şey... lavabo, lavabo. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vay be, o ne ya? Görüyor musunuz ne yaptığını çocuklarınızın? Ya niye yapıyorsunuz be oğlum be? Ben size 40 kere söyledim ya. Gittiğiniz yerde insan gibi davranıp bir anda minimum çiftliğine çevirdiniz ya. Allah Allah. Ya baba yanlışlıkla yaptım ya. Ne yanlışlıktasın var lan? Bir saniye. Baba bu ne ya? Ne yapıyorsun ya? Niye getiriyorsun bunları buraya? Getirme demedim mi? Lan oğlum sen niye böyle içim giriyorsun lan? O kadar meraklıysan kardeşlerini yanında tutacaksın, Allah Allah. İtiraz ya abi ben savaş özledim ya. Hadi yukarı. Hem o şey, o da bize gelmiş bir kese. Ne oldu yani? Ödeştik, ne olacak? Ya oğlum salak salak konuşma. Ben bir daha bu kadınla muhatap olmayacaksınız demedim mi? Dedim. Hadi yürüyün gidin, nereye gidiyorsanız ya. Lan biz de çok meraklıydık ha. İyi hadi ziyarete geldik işte, ne var? Ama zaten giderim ya ulan. Bu kadar zamandır buradayım. Bir arpa suyu istedim, getirmedi ya bak. Aha buraya yazıyorum ha. Sen görürsün. Hadi. Ay yazın ne yaparsanız yapın ama gidin lütfen, gidin tamam, artık. Tamam girme, gel hadi hadi. Basmayın, basmayın hadi hadi. Baba. Aç 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 aç. Sen ne bekliyorsun? Defol git. Nihal Hanım. Her şeyin farkındayım, haberin olsun. Tehdit ettin değil mi Barış'ı? Seninle gelsin diye ablamı hapse atmakla tehdit ettin değil mi? Demek söyledi. Yok söylemedi. Sakladığı dosyaları buldum. Olayları birleştirmek çok zor olmadı. İyi o zaman Savaş'ın benimle neden gelmek zorunda olduğunu anlamışsındır. Bana dert değil zaten. O herifin ablamla olmasını istemiyorum ben. Defolup gidersiniz, başımızdan bir dert eksilir. Yani duygularımız karşılıklı. Aslında bu kadar uzaması bile çok enteresan oldu. Ne güzel, ne güzel. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Endişeliysen endişeli olmana gerek yok. Barış gelecek seninle. Evde gelmenin yolunu arıyor. Benim derdim o değil, başka bir şey. Dosyalar ne olacak, onu konuşalım. Savaş benimle kaldığı sürece o dosyalar ortalarda dolaşmayacak. Ben sözüme sadığımdır. Allah razı olsun, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Siz nasıl insanlarsınız? Ablamın imzasını kullanıp tuzak kuruyorsunuz, sahte şirketler kuruyorsunuz falan. Uğraşıyorsunuz yani bununla. Ya o da bir daha bundan sonra bir şeyler imzalarken dikkatli olur. Okumadan imzalamaz. Ama hiç şaşırmadım. Böyle şeyler ancak siz yaparsınız. Nihal Hanım. Zavallının tekisin sen, biliyorsun değil mi? Sevdiğin adamı zorla yanında tutan, bir de bunu masum insanların hayatlarıyla oynayarak yapan zavallının tekisin sen. Ben en azından bunu yapabiliyorum. Siz ağlamaktan başka ne yapıyorsunuz? Hadi yürü defol. Görüşürüz. Hadi. Ne yaptın? Bir daha bundan sonra bak bir şeyler imzalarken dikkatli olur. Okumadan imzalamaz. Ama hiç şaşırmayın. Böyle şeyler ancak siz yaparsınız. Hadi. Ay. Vallahi harika bir işletmeniz var. Gerçekten bayıldık Sadri Bey. Değil mi Fikret? Kızlar, gezdiniz mi? Samet nerede, ne yapıyorsunuz siz orada? Vallahi bir şey almaya gitti ama gelmedi. Ben de telefonuma bakayım dedim. Kızlar biz gidelim bence. Çok meşgul ettik Sadri Bey. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
Tamam, gezdik, dolaştık. Çok güzel oldu, içimiz ferahladı. Teşekkürler, gidelim. Ya böyle emri vakiler olmasın, tamam mı hanımlar? Yo, asla olmayacak. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Oh, hay Allah, sizi yordum ama aniden iyileşiverdim. Ciao. Aa, Barış, Barış. Tamam, en başlık olsun, güzeldir bu. Tamam. Heh. Kızlar halletmişler, Selim'e doğru yola çıkmışlar. Harbi mi lan? He. Bekle bakalım. Aslanlarım benim, Hikmetler de halletmiş. Selim'e gidiyorlar şimdi. Rahatladım ya. Tamam, dur bekle. Barış abi, bakıyorum da yüzün gülüyor. Görecek de bir hallediyoruz meseleleri galiba. Ne oldu, Filiz nasıl? Ay, didişiyorlar makyajın. Filiz ablam doğal olsun diyor, kadın da sürüyor. Meslek işte, düğün olayları. Dur, kapı çaldı, geliyor. Ha, Hikmet haber verdi. Halletmişler işi. Hallettiler, hallettiler. Gel. Oh be abi. Gel. Ne işin var senin burada ya? Dosyalarımı toparladım da gün içinde almaya gelecekler. Gitmeden sana bir uğrayayım dedim. İyi, tamam. İşin bittiyse gidebilirsin, yolu biliyorsun zaten. Selim, 2-3 basit insan için bunca yıllık ortaklığımızı bitirmeye değer mi? 2-3 insan yüzünden değil abi. Arkamdan iş çevirdiğin için bu ortaklık bitti, tamam? Konuyu saptırma. Ya o kızın yüzünden başını yakacaktın. Ne yapsaydın abicim, ha? Tamam abi, tamam. Konuşacak bir şey yok. Hadi git. Hadi. O yaptıklarının yüzünden çok pişman olacaksın. Şeylere bak ya. Emin misin? Diğer dosya. Ya arkadaşımın düğünü var. Bize ulaştığın şeylere bak ya. Tülay abla, tamam, merak etme ya. Çocuklar döndü, oyalarlar ablamı zaten. Onlar oyalayacak da biz yetişemeyeceğiz ya. Ya saçımı başımı bile yaptıramadım ya. Tamam, ben yaparım senin saçını. Şey yapma şimdi, bunu bir verelim artık. Bu bizden bir çıksın. Haydi Allah aşkına. Ömrümden ömür gitti ya. Ay, senin yapacağın saçtan ne olur be? Aa! Geldik vallahi. Tamam. Hepsini hallettiniz mi? Aha. Bunlar Nihal'den gelenler. Bir de şunun içinde de ses kaydı var Nihal'in. İşinize yarar mı bilmiyorum ama. Siz nasıl insanlarsınız? Ablamın imzasını kullanıp tuzak kuruyorsunuz, sahte şirketler kuruyorsunuz falan. Uğraşıyorsunuz yani bununla. Yolda bir daha bundan sonra bir şeyler imzalarken dikkatli olun. Okumadan imzalamadım ama hiç şaşırmadım. Böyle şeyler ancak siz yaparsınız. Nihal Hanım, sen zavallının tekisin biliyorsun değil mi? Ben bu kadar kolay halledeceğini düşünmemiştim. Vallahi tebrik ederim. Ben bunu kendi telefonuma göndereceğim. Tabii ki, tabii ki. Tamam, teşekkürler. Ne demek? Sen daha bizi tanımadın avukat. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunlar yeterli değil mi? Yani Filiz hapse girmeyecek, kurtuldu. Şimdi ben bunları kullanarak bir dava dosyası hazırlayacağım. Sonra da savcılığa teslim edeceğim. Yani tamam. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı ya. Tamam, bizim düğüne yetişmemiz lazım. Sonra görüşürüz. Evet. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Hadi. Eyvallah. Hadi. Yetişecek miyiz? Efendim Necat Bey. Ben sizi daha akıllı sanırım ya. Ne demek şimdi bu? Sizin günlerce milim milim planlayarak hazırladığınız tuzak yerle bir oldu demek. Bunlar sizden hem itiraf almışlar hem de sizi suçlayacak belgeleri toplamışlar. Anlamadım, ne diyorsunuz ya? Vallahi kendi kulaklarımla duydum. Bu Filiz'in ailesi az önce topladıkları bütün delilleri Selim'e teslim ettiler. Selim de hem size hem de Sadri Bey'e dava açmaya hazırlanıyor. Anladım. Çok hafif almışsınız. Tamam, yeter. Size fikrinizi soran olmadı. O dosyayı savcılığa gitmeden önce benim için alacaksınız Necat Bey. Bakalım. Yapabilirsen. Sabaha kadar vaktimiz var.
Birazcık bir kıpraşma. Tamam, tamamsın. Hırkanı giy. Ya şu halimize bak. İki ayağımız bir pabuca girdi ya. Anacığım bu ne böyle? Sen beni tiftin koyun gibi ya. Ben istemem böyle bunları. Al, topla bunları. Kızlar, gözüme yeşil mi süreyim, mavi mi sizce? Yeşil sür, yeşil. Senin gözlerin de yeşil ya. Daha güzel olur. Yok, istemiyorum. Şundan süreyim. Filiz'im ne yaptı acaba ya? Git dedi kendini odaya. Hiç göremedim ben. Ha şey ya, o galiba totem yapıyor kazadan beladan korunmak için. Yani nikah memuru gelene kadar çıkmayacakmış. Aman tahtalı bu tahtalı. Oh. Oğlum beni heyecan bastı ya. Ha? Şş, bir dakika lan. Oğlum bu gelecek olan nikah memurunu kontrol ettik mi biz? Sahte mahte çıkmasın lan bu. Yok canım, daha ne yapmış var abi? Ya ne bileyim oğlum, her türlü manyaklık geliyor aklıma. Abi o Barış'tan kaynaklanıyor. Yanımızda olduğu için her an bir manyaklık olabilecekmiş gibi geliyor. Görüyorsunuz mu? Hala nasıl devam ediyor bak. Benim gerçekten mürüvvetimi gördüğüm günde neler yapıyor. Yürü. Kapı çal, dur. Nikah memuru geldi. Hadi bakalım. Biraz yürü, biraz. Ya ama tamam ya, şarjı bitecek. Akşam video çekeceğiz. Aha. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tülerle nerede? Geliyorlar, geliyorlar. Ha? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam. Bana bak, herkes burada mı? Buradayız, buradayız. Hadi, hadi. Geliyorum hemen, bekle. Nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Hoş bulduk. Sayın Filiz Elibol, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Savaş Aktan'ı ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza dek evet. Savaş Aktan, özgür iradenizle hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Filiz Elibol'u ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Eyvallah. Eyfe. Efendim, sizler de şahit misiniz? Evet. Değerli konuklarım, siz de şahit misiniz? Tabii ki. İmzalarınızı rica ediyorum. Hemen. Bastı, tamam. Abla bir daha bas. Bu çok çektirdi sana. Bas bunu. Çok çektirdi. Yazık. Öf. Bu hesaba göre benim basmam gerekiyor biliyorsun. Barış'ım biz kız taraflıysan yanlış anladın herhalde meseleyi. Tarafınıza. Evet, teşekkür ederim. Sevgili Filiz, sevgili Savaş, ben de sizi Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim. Sonunda farkında mısın? Ay sus sus. (Gülüyor)
Melis'in yanında götürdün değil mi? Bana lütfeder misin Nis hanımefendi? Ederim lütuf Cemil ama ben çok dans edemem, bilmiyorum. Ya ayıp ediyorsun ya. Sen elini bana ver, aşk olsun. Aşk olsun tabii Cemil. Aşk en güzel bir şey. Evet. Hadi o zaman. Tamam. Tamam. Hikmet. Biz de dans edelim mi? Ne dansı Zeynep ya? Öküz müsün oğlum sen? Dans etsene karınla. Mal. Ya edemiyorum ben ya. Ya dans et karın o senin ya. Gel. Biraz size dans edelim mi? Hem bize de pro olur. İyi tamam olur. Barış evlendik mi biz gerçekten? Rüya gibi inanamıyorum. İnanmıyorsan şimdi çık atayım istiyorsan. Hayat öpeyim ben. Bunlar bizim için. Bir şey diyeceğim. Hı. Bu hazırladığınız bir düğün hediyesi mi, sürprizim bir şey vardı. Hı hı. Yok değil mi bir şey? Nerede? Yani sen hayalini söyleyemediği için sürpriz yapamadım tabii ki. Normalde hediye mi olacaktı sana? Hı. Kıvırıyorum diyorsun yani. Kıvırmak neymiş öyle? Söyleyeceğim ben sana, merak etme. Şimdi biz yarın sabah seninle beraber uyanacağız ya. Ben senin yüzünü göreceğim ya. O yataktan çıkmayacağız. O zaman söyleyeceğim ben sana. Yalnız ben sabah çok erken kalkarım. Öyle mi? Hı. Yataktan fırlarım bile mi? Ben de seni bırakmam o zaman. Hı. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanım basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Thank you.
Pelin? Ne oldu? İki sokak aşağıdalar biliyorsunuz. İstediğimiz zaman gidebiliriz onların yanına. Çukur. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Sayın savcım, bir suç duyurusuna bulunacağım da. Biraz hassas bir konu. Evet, dava dosyası hazır. Öğleden sonra makamınızda olur musunuz? Tamam, ben geleceğim o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gel. Günaydın. Ne işin var senin burada yine? Yeni ofise taşınıyordum da. Bu dosyayı sen mi almak istersin yoksa bende mi kalsın diye sorayım dedim. Buyur. Bunun dilekçesini yine yazmıştık. Yani bilirkişi raporu istedik. Al, sende kalsın. Hadi ya. E nerede? Eksik kalmasın. Belli ki beni görmeye tahammül edemiyorsun. İçerideki dosyalara bir bakayım. Sen bekle burada. Anladığında beni arayabilirsin. Seni severim bilirsin. İkimiz de avukatız. Nasıl olsa adliyede görüşeceğiz. Hadi sana kolay gelsin. Görüşürüz. Dinliyorum Necat Bey. Dosyayı aldım. Güzel. Eksiksiz değil mi? Evet evet, her şey burada. Tamam, ben evdeyim, buraya getirirsiniz. Tamam, geliyorum. Hı, tamam. Hadi abi hadi. Hadi bakalım minik bollar. Bundan sonra evin yeni patronu benim, tamam mı? Ona göre oyalanmak yok. Ablam nerede? Ablan artık yuvadan uçtu İsmocuğum. Tülay. Tülay hala burada. Hadi anacığım hadi. Siz okula, ben de iş bakımaya. Kiraz, hadi anacığım, çıkamadın banyodan. Ya bir ablamın yanına gitseydik ya. Ne ablası lan? Ne ablası oğlum? Kızı bir düğün sabahı rahat bırakın ya. Hadi oğlum, geç kalıyoruz, eşyalarını al ya. Okula gidiyorum ben de. Dur dur dur. Hikmet, Hikmet, bekle, bekle. Gel montunu giy. Hava çok soğuk, atkını giy. İstemez, iyiyim öyle. Paşam ayıp oluyor ama artık ya. Paşa dedik taşa döndün sen de. Abi ne haber ya? Hah, bir sene içtin anasını satayım. Ya bana niye hasar yapıyorsun? Ben ne yaptım sana? Ulan sen de haklısın. Ne oldu? Ya senin derinden falan haberin var mı? Onu soracaktım ben. Yok. Ya sabahtan beri arıyorum, ulaşamadım. Kahvaltı yapacaktık beraber, ona da gelmedi. Bak bunlara kesin bir şey oluyor, ben sana diyeyim. Ben de sana, bu konu beni asla ilgilendirmiyor diyeyim. Kapatalım, olur mu? Nasıl ilgilendirmiyor abi ya? Beni yeme bari. Bal gibi de ilgilendiriyor. Salak mıyım ben? Deniz'le aranızdakini görmüyor muyum? Bak, bir kere söyleyeceğim. Sen var ya, gerçekten çok düzgün, çok efendi bir adamsın. Hatta bütün bu saçmalıkların içindeki tek düzgün insan da sensin. O yüzden ne görüyorsun, ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bulaşma o işe. İlaçlarınızı almazsanız bu serum da sizi kurtaramaz Deniz Hanım. Hiçbir şey yemiyor doktor bey. Annemle babam da yurt dışında. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Akşama kadar bekleyelim. Olmadı hastaneye yatıracağız. Tamam, teşekkürler. Rica ederim, iyi günler.
Ayşecan. Hadi toparlan artık biraz, ne olur. Ne olacak böyle yapınca? Bak ben seni tanıyorum. Sen boş yere böyle yapmazsın. Yine bir şey planlıyorsun değil mi? Ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Nasıl bir şey istemiyorsun? Ya sen daha 8 yaşındayken bir hafta aç gezip kendine köpek aldırmış insansın. Bu sefer kimi yıldırmaya çalışıyorsun? Şimdiki planın ne, ben anlamıyorum abla. Ne olur yardım et. Plan falan yok Dilin. Bir şey de istemiyorum. Git başımdan. Abla. Kızma bak, bir şey soracağım. Sorma. Abla. Abla hadi kalk biraz, doğru. Hadi lütfen. Derin halim yok. Lütfen ablacığım, hadi. Hadi. Bana bak. Abla. Gözlerimin içine bak. Ve tüm bunların rahmetle bir ilgisi olmadığını söyle. Yalan söyledim ben sana Derin. Aşık oldum ben. Böyle bir hata yapmayı kendime yediremedim. Bu kadar aciz. Zavallı oldum. Kendi kazdı kuyuya kendim düştüm, anladın mı? Yediremedim onu yani. Ne zaman oldu? Nasıl oldu bilmiyorum. Dengem şaştı. Kendimi kaybettim resmen ya. Şimdi nereden toparlamaya çalışsam diğer taraftan dağılıyor Derin. Kalbim acıyor benim. Ya kalbim acıyor ya. Şimdi biraz yat, uyu. Bu kez sıra bende. Bu sefer ben kurtaracağım seni. Güven bana. Ya Derin, Derin bir dakika. Kimseye bir şey söylemeyeceksin, duydun mu? Kimsenin, özellikle Rahmet'in karşısında bu kadar haciz olamam. Sadece iyileşmeye bak. Düşünme artık bunları. Ay. Derin ya. Kardeşim, git bana sevgilimi getir bakalım. Ay, aman be. Bu hastalık gerçekten çok kötü bir şeymiş. Ay, iğrenç. Ay, acıktım ya. Mm-hmm.
Günaydın. Günaydın. Hadi kahvaltı yapalım. Hayır. Bu yataktan bir süre daha çıkılmayacak. Allah Allah. Evet. Tamam. O zaman benden gezdiğiniz şeyleri anlatın Barış Bey. Barış Bey, bence artık kocacığım diyebilirsin. Tamam. Okey. O zaman anlatıyorum. Şu Sadri Bey denen adam, senden aldığı imzalarla senin nitelikli dolandırıcılık suçuna bulaştırmış. Ne? Evet, ve kendisi Nihal'le çalışıyormuş. Ne? Seni terk etmem için bana şantaj yaptılar. Yoksa seni hapse atacaklarmış ama biz hallettik, merak etme. İşbirliği yapıp işin altından kalktık. Ya neyi hallettiniz? Nasıl saklarsınız benden böyle bir şey? Yavrum, seni üstse miydik yani, daha mı iyiydi? Hem bak bir şey söyleyeyim mi, sana gurur duyman lazım. Hı. O hani bak hiçbir şey olmayacak, kötü yola giden kardeşlerim diyordun ya. Hepsi nasıl işbirliği yaptı biliyor musun seni kurtarmak için? Bence odaklanman gereken şey bu. Ben sana sormayacağım neye odaklanacağımı. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Önce o Nihal denen manyağı. Ruh hastası. Ya ne demek hallettik ya? Neyi hallettiniz? Selim'in üzerine yıkmak istediği suçu şu anda kendi işliyor. Farkında değil. Merak etme. Selim de bugün dosyaları savcılığa götürecekti zaten. Selim? Selim de mi bu işin içinde? Evet, işin içindeymiş şerefsiz başından beri. Ama şimdi doğru yolu seçti, merak etme. Bizim tarafımıza geçti. Şimdi atölye mi battı? Yani artık müşteriniz yok eğer merak ettim buysa. Benim gerizekalım. Ama ben okudum Barış hepsini imzalarken. Hepsini okudum, böyle makine kiralamakla ilgili şeylerde. Teslimatla ilgili filan. Biliyorum, biliyorum Hüseyin, biliyorum ama işte ilk sayfasını hepsini okuman gerekiyordu. Bana hayalin ne diye soruyordun ya. Hı hı. Benim hayalim okumak. Üniversite okuyacağım ben. Nasıl yani? Bayağı. Hiç kimse beni böyle gerizekalı yerine koyamayacak. Okuyacağım, her şeyi öğreneceğim. Tamam, senin o eski karın gibi gerizekalılar beni cahil muamelesi yapamayacaklar böyle. Doğru, bravo. Çok doğru bir karar. Evet, okuyacaksın. Ve ben seni acayip destekliyorum. Gel buraya. Onlar seni üzemesinler. Ne karar alırsan al, arkandayım. Tamam mı? Gurur duyuyorum seninle. Ama ne olur sakin ol şimdi. Tamam mı? Buyurun hocam. Hocam. Heh. Size bir şey soracaktım da müsait misiniz? Neymiş? Verdiğiniz bir soruda takıldım ve Ali hocamı da meşgul etmek istemiyorum. Bir bakabilir miyiz diyecektim. İyi, siz aranızda halledin. Ben kurula giriyorum. Rahmet, o ödevleri de sen hallet. Bitmedi mi tantanan derin? Ne istiyorsun yine? Çok acil konuşmamız gerek Rahmet. Tavır yapmanın sırası değil. Yürü odana gidelim. Ne var derin? Deniz çok hasta Rahmet. Nasıl hasta ya? Neyi var? Ya bilmiyorum. Günlerdir hiçbir şey yemiyor. İlaçlarını içmiyor. Doktor en son serum bağladı ama böyle giderse hastaneye yatıracaklarmış. İyileşmek için en ufak bir çabası yok. Ölmek istiyor sanki. Ne ölmesi ya? Ne diyorsun? Ne yapmaya çalışıyor bu kız kendine? Sanırım kendini cezalandırmaya. Bak annemle babam da burada yok. Onu anca sen ikna edebilirsin. Ne olur Rahmet, ablamı iyileştir, yalvarırım. Deniz ya. Of derin ya. Neredesin sen sabahtan beri? Rahmet nereye gidiyor? Prensesini hayata döndürmeye. Anlamadım. Boş ver. Gel biz kantine gidelim. Ya siz neler yapmışsınız, neler yaşamışsınız benim için ya. Çok teşekkür ederim vallahi.
Keşke söyleseydiniz. Anacığım senin suçun ne ki? O atölye hepimizin. Yani o imzaları biz de atmış olabilirdik. Aynen öyle kuzum. Hiç olmasa iki gün mutlu ol istedik. Güzel güzel düğününü yap istedik. Ya bir de tamam artık ya. Bitti geçti işte. Üzülme sen de. Tamam. Vallahi teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim. Sinirim bozuldu. Alo Selim. Ulaştın mı dosya savcılığa? Barış. Ortağım dosyayı çalmış. Ortağım mı çalmış? Ne? Yani hani birlikte çalışıyordu. Bu yüzden ortaklıktan ayrıldık. Bak Filiz'in dosyasını savcılığa teslim edecektir. Battık biz, battık. Allah ikinizin de belasını versin be. Beceriksiz herif. Ne oldu oğlum? Tufan, B planına geçiyoruz. B planı? Ne? Tamam mı? B planı ne ya? Bittik mi? Barış yani. Tamam sen şimdi sakin ol, ben anlatacağım ama zaman yok şimdi, tamam mı? Hadi bana. Rahat ol, hadi hadi. Ne B planı ya? Hadi açsanıza ya. Buyurun. Deniz nerede? Deniz Hanım odasında. Bir saniye beyefendi. Ya arkadaşım, arkadaşım dur. Deniz. Deniz. Deniz, ne yapıyorsun bana kendine? Hı? Niye? Hı? Neden? Niye yapıyorsun kendine? Deniz. Deniz, açsana gözlerini. Bak. Hem... Sen bana bakmazsan, ben senin varlığını hissetmezsem, ben yaşayamam ki kızım. Vallahi. Tamam, savaşmak mı istiyorsun? Tamam. Tamam, savaşalım. Sen kazan. Zaten sen kazanıyorsun. Hep sen kazan. Yeter ki benim kaybettiğim yerde ol Deniz. Yanımda ol. Sevgilim ol, aşkım ol. Anlaştık. Ne oluyor ya? Deniz? Ben bittim, senin oyunların bitmedi ya. Ne istiyorsun kızım sen? Çok mu canın sıkıldı yani? Bravo sana. Ya Ahmet, bir saniye bir dur. Ya Ahmet. Ya bir dinle. Ya ne dinleyeyim ya? Ha? Ne dinleyeyim ne? Bir saniye, bir dakika bir dur. Derin'in kalbini kırmadan beraber olmanın tek yolu buydu. Ne yapayım? Hem Derin kendi elleriyle seni bana getirmemiş olsaydı ya sürekli bir pürüz çıkartacaktı. Sen de beni kaybetmekten korkmasaydın eğer geri adım atmayacaktın. Ne yapsaydım? İnsan gibi davransaydın Deniz. Senin bütün işlerin böyle ha. İlla böyle bir oyuna girmek zorundasın. O oyunun sonunda kazanmak zorundasın. Kazanmadan hiçbir şeyin anlamı yok senin için. Ya. Az önce öyle demiyordun ama. Az önce ölüyordun sanıyordun da ondan öyle dedim. Ha, öyle mi? Bana olan aşkını itiraf etmen için ölmen falan gerekiyor yani. Öyle mi diyorsun? Ya saçmalama Deniz, çek şunu. Ya Rahmet. Ya Rahmet. O sözleri duymak için buna değerdi ama. Ya sen benim aşık olduğum, sevdiğim tek erkeksin. Ben de böyle bir kızım. Böyle birine aşık oldum. Benimle beraberken oyunun ne zaman bittiğini, ne zaman başladığını okucu zekanla anlayamazsın. Hissedebilirsin. Look
Yine bir gün çekip gideceksin değil mi? Evet. Mutlu sonlar bitmemiş hikayelerde olur sevgilim. Peki niye Deniz? Niye gitmek zorundasın? Bunu öğrendiğin gün, beni gördüğün son gün olacak Ahmet, sorma. O gün ikimiz de kaybedeceğiz. Ama ben seninle kaybetmeye de, paramparça olmaya da hazırım. Sen de hazır mısın? Sen var ya, benim hayatımda gördüğüm en büyük belasın. Sen de bela seviyorsun ama. Seviyorum. Bunlarda sonuncu ben Nihal Hanım. Tamam, siz onları götürün, biz de geliyoruz. Ama babam gelmedi daha. Bak, baba arıyor. Belki de gelecektir. Efendim Savaş. Neredesin Nihal? Oğlumla birlikte havaalanına doğru yola çıkacağız. Ama önce savcılığa gideceğiz. Niye sordum? Tamam, savcılığa falan gitme. Geliyorum ben, yoldayım. Emin misin? Ben biraz yaramazlık yaptın diye duydum ama. Çabalamadan vazgeçeceğimi beklemiyordun herhalde. Doğru, beklemiyordum. Neyse tamam. Biz gidiyoruz, sen geç kaldın. Tamam, bana bak. Bir yere gitme. 15 dakika oradayım. Yoldayım diyorum ya. Tüneli geçtim. Bak, arka yoldan geliyorum. Yoldayım, geliyorum. Nereden bileceğim Savaş, ben yine bir işler karıştırmadığını? Çünkü artık ben sana pek güvenemiyorum. Yahu geliyorum diyorum ya kadın. Filiz'in hapse girmesini göze alamam. Geliyorum o yüzden, merak etme. Tam olarak 20 dakikan var. Ya gelirsin ya da ben savcılığa giderim. Tamam, tamam, 20 dakika. Tamam, belki 5 dakika falan geç kal. Ya Nihal! Alo? Alo? Savaş? Alo Savaş? Savaş, o sesle bir şeyler söyle Savaş. Anne, ne oluyor? Ne sesi? Savaş, ne oluyor? Alo? Alo? Oğlum, yok bir şey. Yok, tamam, şey... ben hemen geleceğim, tamam mı? Merak etme. Siz içeri geçin, alın. Geleceğim anneciğim, tamam mı? Merak etme, geleceğim. Alo? Alo, tünel çıkışında arka yolda bir kaza oldu. Ben eşimle telefonda konuşuyordum. Patlama sesleri geldi, hemen oraya sağlık ekipleri yollayın. Alo? Geçemezsiniz. Savaş. Bırak, geçeceğim. Bırak. Hanımefendi, geçemezsiniz. Bırak, kocama beni bırak. Eşiğim bak. Bakın hanımefendi, virajı çok sert girmiş. Kontrolünü kaybetmiş. Başınız sağ olsun. Hanımefendi, lütfen. Hanımefendi, lütfen.
Çok kötü yanlış. Tanınmaz halde. Eşinizi bu şekilde görmek istemezsiniz. Yanımda kalmadın mı? Öpüp kokulamadın mı? Yanımda...